Bayanlar baylar, Geyik Mobil'e hoş geldiniz. Ladies and gentlemen, hello and welcome to our radio show, Geyik Mobil. Willkommen meine Damen und Herren, zu Geyik Mobil. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à la notre show Geek Mobile. Bienvenidos, señores y caballeros, siervos Geek Mobile. Cari ascoltare, ciao e buonasera al nostro programma di radio Geek Mobile. Eh be kardeşim, ne yaptınız ya arkadaşım, kaç yalnız saat özlemişim ya. Abi ya yani özlemişim Arda'yı, özlemişim orada. Geçen haftaki Ege Ozan Yılmaz'ın baterideki o muhteşem performansı sonrasında bu hafta Arda iki hafta oldu değil mi gelmeyeli? İki hafta sonra sakatlıklarını atlatıp geri döndü. Formda dönmüş ama. Evet evet. Bence acayip bayağı güzel acayip, döndü acayip yani. felaket. Helal olsun. Altın kondomlara bir alkış istiyorum. Evet, Geek Mobil'deyiz bu akşam yine. Saatler 22.11. Birazcık geciktik, kusura bakmayınız. Radyo Özü'desiniz. Ben Halil. Ve ben Denizhan. Bu akşam sizlerle birlikte Utku Cihan Kantar'ı ağırlıyoruz. 5 dakika. Atayım bakalım. Biz çıktık yayından. Böyle sıkıntı yok. Kanalda canlı yayın var yazıyorum. Bizim çocuklara. O zaman ben bu arada hemen iletişim adresimizi veriyorum. Hemen biliyorsunuz. Bize 0216 564 97 0216 564 97 telefon numarasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bizlere sorularınızı Twitter üzerinden hashtagimiz olan Geyik Mobile yazıp ulaşabilirsiniz. Veya YouTube'dan yazdığınız soruları mümkün olduğunca okumaya çalışacağız. İleride de belirleyen bir saat belirleyeceğiz ve o saatte sorularınızı tam olarak alacağız. Aynen öyle. Hoş bulduk. Sıkışalım mı, samimi olsun? Yeni tanışıyor gibi yapalım. Tabii yeni tanışıyor gibi yapalım. Merhaba, ben Utku Cihan Kantar. Arkadaşım merhaba, ben de Halil. Merhaba. Merhaba. Her geldiğinde yapacağım bunu. İbni diyor muyuz kanalda? Şimdi bizim tabii hani daha önceden de konuştuğumuz üzere yani hani küfür falan yok tabii ki yani o yüzden. Argo mesela ya yani İbni yerine mesela ne denebilir İbni yerine? Totoş. Totoş. O zaman da biraz cinsiyetçi olmuyor muyuz? Ya. Evet. Gay olmak. Kendi cinsine şey olmak, ilgilenmek. Ama seninle bakışırken bunu söyleyince garip oldu tabii bir de. Oo. Ben diyorum bak, aldı hem grubun adı Altın Kondomlar, hem gitariste öpücük gönderiyor. Bak gerçekten bu gecenin sonu kötü bir yere gidiyor. O arkadaşını bak, görüyor musun? O daha başlamadı. Ama o gelden beri mesaj muhatabımız olmadı. Soğuk adam çekici adam mıdır mesela? O da değişik bir yürüme. Şimdi çok merak edilen bir soru var. Söyle abi. Ya hep taktik soru geldi, kaybettik abi. Şimdi abi motorunuzu
sattınız mı? Ne yaptınız? Onu bir şey yapalım. Abi motoru satmadım. Motorda şöyle ilginç bir dava oldu. Ben motoru satmaya acele motora gittim. Abi dedim bunu satın. Çünkü benim yeni alacağım motor da oradaydı. Evet. Aha dedim bunu istiyorum. Bunu da satın. Ben bunu alayım. Ali İhsan diye bir arkadaşımız var orada. Genç bir usta. Evet. Motoru yıkamaya götürüp motoru bozdu abi. Aa nasıl? Tamam Ali İhsan izliyorsa bozulmasın ama. Gerçekten mi? Gerçekten bozuldu. Allah Allah. Makara yapmıyorum. Abi önden böyle tazikli suyu koyuyor motora. Bizim motorların da ön kapağının altında bir kayış. Kayışın altında bir okuyucu var. Okuyucuya su geliyor. Motor şu anda mesela marş çeviriyor. Ama motor kendi çalıştığını görmüyor. O yüzden enjektör benzine pompa şey yapmıyor arkadaşlar. Motosiklet terimlerine hoş geldiniz. Neyse makara bir yana. Dolayısıyla motorda bir ufak sıkıntı var. Onu da bu 1-2 gün içinde halledecekler. O yüzden ha, motor hala yatıyor yani. Satılmadı sonuç olarak. Anladım. Ben motoru satarsam iyi bir satıcı olabilirim aslında. Evet. Sonuç olarak evet. Satıyorsun ama şimdi. Tabii kararımız orada. Yani, satıyorum. Peki motor alıyorsun mu? Alıyorum. Alıyorsun mu? Oo maşallah. Pazartesi devrini de alıyorum. Peki hangi motor? Hayır. Hangi motor? Sizin bir efektiniz var mı? Beep ben veriyorum. Bunu tabi belki yayının sonunda belki daha da sonra öğreneceksiniz. Ama kayarsam kendimden çıkacağım. Ya. Biz hangi onu ayarlayacağız. Kayayım? Biz onu ayarlayacağız. Tamam, yani o zaman Deniz Ana alabilir. Halil çıkacak bu sefer. Tamam. Ben onu halledeceğim. Hiç peki, sorun yok. Peki ben kayayım mı? Yok hiç sorun yok. Şimdilik burada böyle kalayım. Kalsın. Ondan tamam. Sonra biz onu halledeceğiz zaten. Biz masayı taşıyoruz. Tamam ben Deniz Ana'nın yanına biraz daha geleyim o zaman. Oo. Biz Deniz Ana'la iyi anlaşıyoruz abi. Aile boyu. Burada? Aile çok boyu. Yakınız ben. Evet. Sen, ben ne yapacaksın işte? Hızlı sorularla başlayacağız. Ondan sonra boşluk doldurmalar, bir tane sürpriz VTR'miz olacak. Allah'ım ya Rabbim. Radyo yayında da VTR denmez ama her neyse. Ondan sonra sorular falan özel hayatla ilgili belki de. Evet. O zaman hızlı sorulara geçiyoruz. Ya. Arda bak. Evet, hızlı sorularla devam ediyoruz. Evet, ben de hatta soruları buraya açıyorum. Nasıl bu kadar sükse yaptın? Sükseyi dikkat çekmeni istiyorum. Sükseden kastın YouTube mu? Aynen, bu kadar hızlı nasıl çıktın baba? Abi aslında mesela ben değil Tura çıktı. Hı-hı. Evet. Benim kanalım aslında YouTube'a baktığın zaman motovlog için iyi bir ivme alıyor. Evet. Ama bir YouTuber için normal böyle benim gibi video atan bir adam için normal bir sükse pek yok yani. Anladım ama 5 ay önce açtın. Tabii. Haziran'ın ilk günü açtım. Evet. Birine inadına açtım. Evet. Birini şey etmeye açtım. Evet. İsim var mı isim? İsim böyle... var abi. İsmi sizinle konuşacağımız için evet. Orada tekrar hatırlatmak istiyorum. Onu böyle tamam. Bir yayının dersine paslayayım. Evet. Ha, o zaman sonra. İleriki tabii. Zamanlara doğru halledeceğiz. Bütün merak edilenleri konuşacağız burada Geek Mobile'de. Evet. Çünkü özgürlük. Tabii. Peki o zaman yani böyle ilerlemek için ne yapmak gerek? YouTube'da mı? Aynen. Mesela ilk adam girdi. Ne yapmalı adam? Abi aslında bunu Kemal'le konuştunuz. Ben de sizi izlediğim için evet. Biraz hakimim bu konuya. Çok bu güzel. Adamlar izlenecek adamlar abi. Güzel soruları var. Bak herif beni kilitledi şu anda. Biraz daha ne kadar vakit geçirebilirim. Abi özgün olmak. Evet. Yani YouTube şunun dünyası. Ya karakterin özgün olacak ya da özgün karakterleri iyileştireceksin abi. Bu ikisine sahipsen süpersin. Abi sen motor... vlogu çekiyordun değil mi? Aynen. Yani diğer tarzda vlogların da var. ya da log mu diyeyim artık. Logların da var. Ama daha çok motor evet. Motor vlog çekiyorsun. Abi sen hani kendine hani ben şurada ayrıyım diyebilir misin? Nerede diyebilirsin? Abi şurada ayrıyım demem. Tamam mı? Çünkü bence kimse diyemez bunu bu arada. Abi 450-500 tane motovlogger var. Hepsi evet. Birbirine benziyor. Benim ayrı olduğum tek nokta herhalde motorum olur. Yani 98 model bir BMW kullanan başka bir motovlogger olmadığı için ve bunun bir de benim bir şeyim daha var. Ben çok sistem ediyorum abi. Her vlogda böyle trafiğe sokuyorum. 3 evet. Tane İstanbul trafiği adına video var. Yani sadece bir... KTS'den daha fazla trafiğe sistem edemem. Ya evet Kemal biraz daha bodosluğuma şey yapıyor. Sistem ediyor ama benim de öyle bir sistem problemim var. Ben genelde videolarda ilk başlayıp böyle neşeli başlayıp sonra sistem etmemle böyle isyan modundayım yani. Öyle bir iki sükse olabilir. Şey sükse değil ne bu? İki tane başarı, farklı nokta. Başarı. Marjinallik. Evet marjinallik harika. Hele şu Diyevel. Acayip farklı. Onun içindeki trikleri öğrendik. Acayip bir şey.
Yani sen ben yapamayız, anladın mı? Hani sadece bu adam yapar, arkada oturan ya, yok, yok. İki adam yapar, o kadar yani. Ben ya bilmiyorum yani. Evet ya işte. Diyemez videosu yani hani motor videosu izlediğim en zevk aldığım videolardan bir tanesi. Çünkü çok farklı şeyler barındırıyor içerisinde. Çok aslında keyifliydi. Motor dışında bir video. Onun için. Ya orada çok acayip bir şey var. Ben mesela Gökte orada takip ediyorum. Evet, havalı sahneler, müzikler falan. Aynen. Arkada böyle işte 7. cedinden çıkan ve küfreden bir ben varım ama işte tam orada ve müzik giriyor. Çok çaktırmıyorum oraları falan. İnsan o değilsin. Şekilde geçindiriyorum. Keşke insan değilsin desem o aşağı. O zaman sorularımıza devam ediyoruz. Bu soru en sevdiğim sorulardan bir tanesi. Sor abi. Motorla çok kız düşüyor diyorlar. Sen hiç düşürdün mü? Motorla çok kız düşüyorlar diyorlar. Doğru mu? O aslında hani verdiği sorusu. Abi şöyle diyeyim. Motosiklet kullanarak çok kız düşer mi bilmem de. Motosiklet vasıtasıyla çok kızla tanışır mısın dersen bu doğru abi, tamam mı? Çünkü kız düşürmek bir adamın şuralarında biten bir olay. Tamam mı? Yani tamam, motorun olabilir, kız gelebilir ama sen kıza bööö yaparsın. Nerelerinde? Kızı düşünemezsin. Şu, nerede? Ben dil attım mı çaktım? Ha mı? Öyle deniz mi? Deniz anlarımıza tamam, pardon. Ama şu samimiyeti bozuyor mu atacağım? Şey yapınca seviyorum. Görüşürüz. Şey yapacağım. Sıcak olun sanki. Sizdeyim abi. Klima yok. Yok abi, klimamız var. Ha. Klimamız var. Vallahi lütfen. Klimamız var. Boynuma dola. Boynuma muhabbeti mi anlatayım yoksa gerçekten yapmak ister misin? Estağfurullah. Abi geç kaldınız ya. Şaka yapayım. Boynuma dola muhabbeti tam bizimle kaynaklı bir şey değil aslında. Nereden geldi abi? Nasıl değil? Bizimle... Söyle abi. Nasıl? Ha. Nasıl, bir dakika, bir daha söylesene abi. Ya bize... Aslında o bir Türkiye'de yanına hemen bir reklamdan geliyor. Burada da pek sizin yayınlamadığını biliyorum ama. Hani, neydi abi? Fakir reklamıydı galiba. Ya kötü bir muhabbetten geliyor da. O yani. Şey mi? Fakir reklamında hani evinizi şımarttığından sonra. Evet. Evet evet evet. Tam o kısımdan bahsediyorum. Orası değil. Bak. Bir inceleme çekiyor abi. Hı hı. İnceleme çekiyormuş. Elektrik süpürgesinin hortumu. Onu boynuna doladı. Hey maşallah. Evet, diğer soru buyurun. Ben burada fakir alın evinizi şımartın videosu vardı, bilenler bilir. Oraya kadar gittim ben düşünerek. Hiç gitmiyorum. O çok kötü yani, tabii. Çocukluğumun en kötü anılarından. Ya, yabancı değiliz. Tak 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 sesleri hala. Now to America, nobody does it better. Bir de yesayken yani. Yesayken. Black Salami. Ben helikopter, ben elli toplum. Ama ya, çok eski bir sürenler Black Salami güzel. Yani tabii seviyoruz. Bizim kitle anlarsa çok olabilir aslında. Yalnız, yanlış anlamayın. Pisleşmezsek yalnız. Pisleşmez arkadaşlar. Çok pisleştin. Evet, buyurun. Sen değil mi abi? Motor kanalın olmasa ne kanalın olurdu? Oyun. Aynen. Tabii. Gamer benim sana. Parayı kırar, aynen. İçip vallahi. İçip oyun kanalı yapardım abi. Tabii. My Goren. Yapabilirdim. Hiç alakam yok. Bu arada ben kötü bir oyuncu olurdum, biliyor musun? Hani kötü oyun oynaması ünlü bir adam olabilirdim. Çok keyifli olur böyle. Pasını ölen. Öyle de yok. Aslında tabii, öyle yok. Fit kasan yani. Bir adam olurdun. Ya bak, aha, içerik ürettim. Deniz evet. Anla biz oyun kanalı aç. Kötü oynarım abi. Ben yani mesela, ya bazı oyunları oynarız falan filan. Ben oynayamıyorum. Ali Mert'le LoL oynuyoruz. Üçüncü kere çektim. Çok keyifli. Abi 10.500'de kesiciye giren bir arkadaşınız varmış. Videolardan. The Tour aile büyük olmasın. Olabilir. Evet. Söyle abi Tuğra abi. Geçmiş olsun Tuğra abi. Tuğra abi. Ne oldu ya? Ne oldu? Arkadaşlar iyi misiniz yavrum? Evet, buyurun. Devam edelim. Boşluk doldurmalardan bir devam edelim. Boşluk doldurmaları geçiyoruz. Hızlı sorularımız bitti. Boşluk doldurmalara geçtik. Bu biraz da ayıplı bir boşluk doldurma olacak. Çok bayılırım. Hoşuma gitti. Bu çok hoşuma gitti bu sefer. Hastasıyım da ölüyorum. Vlog çekmeden önce nokta nokta yaparım. Fırsat alacağımıza gerek yok ama. Süpermiş. Ana avrat söverim abi. En güzeli. Videoda küfretmemek için. Değil mi?
Çok samimi söylüyorum. Çok gerçekten ilginç bir şey. Tabii ana avrat söverim. Vay ben bu değişim motorun cevap yani. Badısının şeyine şey yapayım. O. Vay ben bu motorun babasının düşmanına maşallah gibi küfürlerim var. Çok şükür. Çok şükür. Süper demeye başlayacak. Ama ama yok. Süper de doğru evet. Tahrik ediyorum. Yok yok yok. Ama tahrik demeyecektim pardon. Tahrik dedi. Sen de söyledin. Motora binmeden önce bıdı bıdı yaparım. Ya Kemal benim lafımı aldı. Neydi? Onu dediğin. Motora binmeden önce oturduğum konumdan dolayı vay anasının şeysi ben niye burada oturuyorum diye yine sorarım abi. Peki ben ekleyeceğim. Böyle hani soğuk havada. Şimdi mesela şu an kar yağıyor. Hadi üstünde kar yok veya kar da var üstünde. Tamam bince, binmek zorundasın. O motora o akşam binmek zorundasın. Ne yapıyorsun? Ne hissediyorsun? O bince o oturtunca böyle şeyini oraya... Abi o konuda, o konuda sıkıntım mi yok ya. Ben şeyim, kar kış motor kullanan, hatta 3 yıldır yılbaşında motorla giren bir adam olduğum için kış benim için bir problem değil. Ama hani şunu sevmiyorum, ben Kemerburgaz'da oturuyorum. Kemerburgaz'da şehir arasında 5 derece fark var, tamam mı? Hastal diye bir yoldan geçmek zorundasın Kemerburgaz'a. Hastal'da bir anda 5 derece düşünce ellerin yok oluyor. Tamam mı? Mesela orada kara kışa bayağı sövüyorum. Tabii. Hani onun dışında bir derdim yok ama orada böyle eller yok oluyor. Lan diyorsun bundan sonra şey yapamayacak mıyım? Mesela bir bardak tutamayacak mıyım? Falan mesela. Onu değil. O zaman kötü oluyor. Peki sen motora yeni başlayan biri olarak mesela sen... Sende 200 NS var değil mi? Yeni başlamadım. Hayır. Bir dakika. Motora yeni NS başlamadım. Evet abi. Bizim takipçiler 150 NS'e hastadır abi. Valla. Bayılırlar. Neden? Abi bilmiyorum 200 NS daha biliyor farklı. Biliyor musunuz muhabbeti? Hayır. Ben motoru satmayı karar verdim. Koydum ilanı. Facebook'tan mesajlar geliyor takipçilerden. Bir tane takipçim yazdı. Abi dedi motor satıyor musun? Satıyorum dedim. Abi dedi sana motor önerebilir miyim? Ben abi motor alacağım ne belli ama hani dedim öner. Hani sıkıntı yok. Abi dedi Pulsar 150 NS sana öneririm. Önce trollüyor sandım. Çok böyle makaraya aldım. Bana yaptım. Sonra gerçek olduğunu anladım. Ondan sonra aa başka dedim ne motorlar önerebilirsin mesela bana dedi tavsiye verir misin falan. Abi dedi binalarla dedi bir motor daha söyledi hatırlamıyorum şu an. Allah Allah. Bunlara dedi bakarım. Kardeşim dedim çok ben de trolü aldım. Kardeşim dedim çok teşekkür ederim dedim. Gerçekten dedim motor konusunda hiçbir bilgim yok. İyi ki dedim bu fikirleri verdin. 150 NS dedim yarın galeride inceleyeceğim. Çocuk önemli değil abi estağfurullah. Sana yardımcı olmak işimiz yazdı. Baya ciddi. Ben gruba attım. Bu muhabbet üzerine 3 ay geçti. Ben ne zaman motorumu alma muhabbeti yapsam hala abi 150 NS al diye inatla yorum ve mesaj alıyorum abi. Allah. Oradan bir 150 NS geliyor ama senin buradan Pulsar'a nasıl bağlayacağız bilemedim. Güzel bir başlangıç motoru alacağım. Mudur diye sorabilirim. Güzel bir başlangıç motoru. Pulsar 150'den de nefret ederim. 200'ü çok severim. Evet. Şu şey stop ediyor mu? Hayır. Sen de abi bir şey diyeceğim. Bunlar hep çok forum okumaktan gerçekten. Yok yaşadım. Hayır yaşadım. Bizzat yaşayarak söylüyorum sana. Alper Konukçu diye bir arkadaşım vardı. Polis kendisi aynı zamanda. Onun mesela motoru stop ediyordu abi. Şıkarda duruyorsun kırmızı şıkarda. Gidiyor. Yani, tamam marşı basınca geri geliyor. Evet. Öyle bir sıkıntısı yok. Ama hani ben o motorda yaşadım. Yazılım attırdı falan. Kural kaldı. Bir şeyler yaptırdı falan. Çözülmedi. Ama işte bazı serilerde işte R25'te de var ya aynı dalga. Bazı yağ pompası da arıza. Evet evet. Büyük ihtimalle aynı muhabbet. Ya bir de şey davası var mesela atıyorum adama gidiyorsun soruyorsun satıcıya işte bu stop etme davası varmış falan filan. Abi o 2015'teydi falan işte şimdi 2016'larda yok falan bilmem ne diyor da hepsi yalan aslında. Hani her motorda sorun çıkar o da var. Tabii ki. O olay da var her yani. Her motorun bir kroniği vardır. İster evet. 10.000'de olsun ister 60.000'de olsun. Aynen bir öyle. Bir kroniği vardır yani. Aynen öyle. Evet. Ben sorumun cevabını hala istiyorum ama. O hangi soru? Soğukta öyle bindiğin anda. He, soğukta bindiğim anda. Ama böyle oturuyorsun böyle, oturtuyorsun böyle. Sele mi oluyor? Sele, evet sele. Aynen. Sele değil mi? He, sele. Gidon mu? Nasıl? Ne? Hayır, sele, abi, bu gidon. Hayır, gidona oturuyorsan biz senle oturuyoruz. Bisiklette seleydi, motorda değişiyor mu? Yo yo, orada da sele. Orada da sele, ya bak. Değişmiyor değil mi? Nasıl? Sele değil mi o? Sele. Ya yok. Bisiklette yükselen bir canım arkadaşım, alakası yok. Ama yani bir tek eller donuyor. Ha. Öyle söyleyeyim sana. Çok ilginç ya, ben hep donuyor sanıyorum. Çok mu ilginç? Ya böyle bir şey. Şöyle bir şey var, ben araba kullanırken bile çok soğuk hava ve havada ve dışarıdaysa hani direksiyon ve vites çok soğuk oluyor mesela. Onun için ben bile eldiven takıp kullanıyorum falan öyle. Ben de yapıyorum bu arada evet, onu. Aynen. İşte ben de yapıyorum. Bu arada çok güzel bir taktik vereceğim. Çoğu kişi bilmiyor olabilir belki ama çok saçma da olabilir. Mesela yaz havalarında işte güneş mesela arabayı vuruyor ya. Eğer ki mesela şimdi direksiyonu mesela böyle tutup kullanıyorsun ya. Direksiyonu eğer ki park ettiğin zaman ters çevirip bu şey tarafını. Çok kötü bir yere gidiyor, affedersin. O tane şey dedi. Ali Mert'le bir bakıştık demiş. Tuttuğun tarafı aşağı çevirsen gölgede kalıyor ve soğuk kalıyor. O şey ama bu vites şey.
Yok yok. Ben susayım o zaman. Oley, oley. Harika. Güzel, güzel. Harika. Süper, harika. Böyle harika. Aşağı alıp. Hayır, aklıma ne gelmiyorsun? İnternette görmüşsün. Bir manuel vitesle aşk geçen bir adam var, biliyor musun? Evet. Kardeşim ben manuel seviyorum diye. Bir an Denizhan'ı gördüm burada, tamam mı? O biraz sıkıntı, o ters çevir falan deyince çok kötü yerlere gidiyorsun. O canım arkadaşım bazı yılların patlamasını hala içinde yaşıyor. Biliriz. Zaten. Bizde tamam. De 20 yılın en hızlı zippo çeken adamı vardır. Herhalde. Aa, yalnız hakikaten. Ateşlere böcek. O kalkışı olur. Yapabilir miyiz? O neyi abi? O kalkışı. Hangi kalkışı? Zippo çekerkenki kalkışı. Oo, onu Ali Mert yapar abi. Uniktir yani. Ali Bey. Alimo Bey. Göreceğiz. Ali buraya Bey. Gelin bize Ali zippo Bey, kalkışı yapın mesela. Zippo, bir zippo da verelim. Kalkış. Şuraya iki kamera da görüyor. Şuralarda. Şuralarda. Buralarda evet. Görünüyor. Evet, buralar. Şu an geldim. Sigara içen kim şu anda? Mesela bir... Sigara kim yakıyor? Efendim? Kiminkini genellikle yakıyor. Sen oraya bakar mısın? Utkun'unkini yakıyorsun mesela. Mesela. Tamam. Hakikaten ben hiç abi. Anlamadım ha. Tabii. Ben göremezsin abi. Benim bildiğim bir tane alabilir miyim? Mesela benim birisine öğrendiğim tek bir taktik. Yavaş. Evet, bir kız olabilirsin. AMG yazıyor. Tabii. Çok güzel bir şey. Abi, Mersin. Mesela şöyle. Evet, evet. Başka. Burada bir dabamtı salabilir miyiz böyle? Çok güzel değil mi? Alkış. Harika, harika. Abi devam ediyoruz. Arkama almak istediğim, en çok almak istediğim artçı bıdı bıdıdır. Artçı yani. Ya bir şey mi? Sorulara hasta oldum. Abi arkama en çok almak istediğim hatun. Yazmayacak. Biri demedim. Direkt hatun diye giriyorum. Abi bir motorcunun arkasını en çok almayı sevdiği şey 50 kilonun altında düzgün bir fiziği olan bir hatundur abi. Tamam mı? Tanımlar mısın? Betimler misin? O kim olabilir mesela isim olarak? Hayır. Nauti Victor. Abi dım dım tıs alabilir miyiz? yani ünlü mü? Ama mesela. Yani Türkiye'de söylersen olay çıkar. Yo, olay çıkmaz. Benim mesela Türkiye'de en çok bayıldığım oyuncu Burçin Terzioğlu'dur abi. Tamam mı? Çok şey. Ben o kadınla mesela bir bebek tur atmak istersin. Mesela örnek veriyorum. Ben de Burcu Esmer söylerdim mesela. Yani tabii kişiden kişiye göre değişir. Ben Esmer söylerim. Sen söylersin herhalde. Ben benim o sele, artçı selesi var ya, orası kapalı. Aerodinamikten dolayı. O yüzden ben alamıyorum. Ha, mono kapak falan mı var? Mono kapak var bende. Aerodinamik nasıl soktun oraya ya? Öyle. 300'den aşağı inmiyorum diyorsun. Hayır. Yok şaşırdım. Çok ilginçsiniz abi. Yani böyle ama mesela şöyle de bir boyutu var. Siber 250'm vardı 2014'te. Yasin diye bir çok sevgili dostum vardı. Yasin 130 kiloydu abi. Tamam ve ben Yasin'le her gün görüşüyordum. Ve istemsiz abi şuraya bırak, buraya bırak, şuraya gidelim falan gibi oluyordu. O kötü bir şey. Çünkü Yasin arkaya bindiği zaman arkadaki aracın gördüğü görüntü sadece Yasin'in kendisi... Ve bir tane Yasin'e girmiş lastik. Çatal var mı? Nasıl? Çatal. Onu engelliyordum. Ama yani o önemli değil. Yani yine de kötü abi, tamam mı? Mesela Tura'da da aynı şeyi yaşadık. Tura da iyi bir arkadaşımız. Tura da mesela 600'ları aldı. 600'ların egzozu dış kuyruktan çıkmalı. Başka bir tabiri var da şu an şey yapamadım. Popodan. Popodan çıkmalı. Tura'ya da mesela egzoz takmışsın gibi oluyordu. İskender abinin emekleri sağ olsun. Güzel İskender dışarı. İskender abinin emekleri sağ olsun. Bunu geçiyoruz. Yok, oraları gerek geçiyoruz. Ama Turan çatı da ünlü. Turan'ın çantası ünlü. Çatal da ünlü. Çantası daha ünlü. Çünkü çatallı kapatan öve çantası. Haa. Ya. Buradan kazanıyor. Otosansür. Otosansür. Devam ediyorum. Motora her zaman nokta nokta tarafından binerim. Soldan. Soldan. Güzel. Ama yani şöyle. Motora aslında soldan binerim. Niye binildiğini biliyor musun? Motorların genelde egzozu sağdandır. Tamam mı? Ve ayağını yakmaman için. Yani çünkü nasıl motora sol ayağını atarsın. Sağ ayağını atarken egzozu değebilirsin, ayağını yakabilirsin vesaire vesaire. Şöyle bir şey var. BMW'de benim motorda da egzozum soldan. Tamam mı? Ve ilginç şekilde soldan. BMW'nin böyle bir şeyi var. Marjinal bir yanı var. Herkes sağdan yaparken egzozu BMW inadına soldan yapıyor abi. Arabada da yaptığı bir şey aslında. Şey var. Öyle mi? Egzoz değil ama hani arkadan itişin olması hala işte bu şeyde. BMW'nin falan öyle falan. Bir marjinallik kısmı var. O yüzden aslında benim için yanlış. Ama motor abi her zaman soldan bir. Çok sen ne taraftan biniyordun? Kafalamasına biniyorum. Ben senin üstünden atlayıp biniyorum Deniz abi. Aklıma da geldi misin? GTA'da böyle arabanın önünde E'ye basarsın da direkt böyle uçar ya, aklıma o geldi. Efendim abi? Nasıl? Kırbaç. Niye ikimizin aklına da kırbaç geldi abi? Ben de şimdi anladım kırbaç. Ya Egemen kanka o motora değmeden binen bir adam. Şimdi onu boş ver yani. 1.96. Az sıkıntı yok. O da şaplı. Abi 3-5 ekler bıdı bıdı alır.
3-5 ekler MT Spread'i alır abi. Herkes bu soruya aynı cevabı verir. Ve Kızılay dağıtmış gibi oldu sonunda. Evet, evet. Herkes 3-5 ekledi abi. Apaçiyiz. Şimdi iki tane güzide sorumuz var. Bu tabii. Sorular çok önemli. Dünya kadar malın olacağına nokta nokta kadar nokta nokta olsun. Kemal buna da cevap verdi. Sormadı. Sorsam çok kötü. O zaman fındık kadar olsun derdim. Ne olsun? Ha, ne olsun? Ama oraya bir şey koyman lazım işte. Kestane. Kestane derdim kestane. Abi. Mesela, kestane. Nasıl? Dım dım tıs. Evet. Yani kestaneyi vurgulamak için yanlış anlaşılıyor. Nasıl? Abi ben sizi katmayı seviyorum. O gün çok güzel anlaştık. Bir de adam sıkılıyor oğlum orada böyle gitarla. Valla. Böyle de baya. Aa, harbi mi ya? Tabii. O adam basla yalnız elektro gibi çalıyor. Hayır, biz zaten yeni evet. Türkü diye bir grup kurmaya karar verdik. Marşal olmak için. Yeni kondom da olabilir. Yeni kondomlar. Daha ince. Evet, devam ediyorum. Ağacı kökünden, düşmanı bıdı bıdısından oğlarsın. Ne yaparsın? Burak, bir şey yaparsın. Başlıyorsun. Evet. Gondiklersin. Hala tam cevap almadık. İki tane boşluk vardı. Tamam abi. Şey, pardon, nereye cevap vermedim? Ağacı kökünden, düşmanı nokta noktadan. Düşmanı nokta nokta. Arka tamponundan gondiklersin. Üç harf çok. Üç kelimeyle vermiş. Nasıl abi? Tamamen sanayiyle, sanayi deyimleri de gidiyoruz. Yeter hesabına. Şimdi efendim sizin hakkında, sizin hakkınızda konuşulanlar vardı. Dedikodular vardı. Doğru mu söyledim? Doğru, doğru. Bunları su yüzüne çıkarttık. Lütfen. İzin var mı? Var tabii tabii. O zaman. Ama şöyle bir sıkıntı var. Senin kanaldan izleyenler bunu göremeyecekler. Bizim kanaldan izleyenler bunu görebilecekler. Tamam abi, o zaman şunu söyleyeyim. Benim kanaldan izleyen arkadaşlar lütfen Geyik Mobil YouTube hesabına geçip oradan ne yapacaklarsa onu izleyebilirsiniz abi. Böyle bir durum var. Bunu da biraz geç izleyeceğiniz için inşallah kaçırmazsınız. Yarım dakika biz Deniz Han'la. Ben o zaman iletişim adresini veriyorum. En sevdiğim şey. Ya, evet, ben Deniz Han'la burada sümük böceklerine kadar hızlı koştuğuna dair bir muhabbet yapmak istemiştim. İyiymiş. Özel o zaman özel ilgi alındı. 564 97 97 0216 564 97 97 ve bizlere Twitter üzerinden hashtagimiz olan Geyik Mobil üzerinden ulaşabilirsiniz. O bir şey yapıyor. Bir şey istiyorsun sen oradan. Ben şey yapacağım sana. Özel olarak vereceğim. Bir VTR'ye girelim. Ondan sonra belki bir şarkı gireriz. Ondan sonra geri döneriz. Evet. Jöten Geyik Mobil. Herkese merhaba, ben Anıl Paç. Utku Cihan Kantar'ı tek kelimeyle anlatayım size. Selam arkadaşlar, çekiyor musun? Ben şimdi sana Utku'yu tek kelimeyle anlatayım. Düz adam. Kesinlikle baba olur. Adam. Utku adamdır. Utku adam mıdır? Bak, ben bunu videolarımda söyledim. İkinci olarak Utku'nun iyi ve kötü yönleri. Ya sevdiğim yönü şu. Başkan, bırak bende. Ben bunu Snapchat'te söyledim. Ben bunu Instagram'da söyledim. Sevdiğim günlerinden bir tanesi abi. Adamı al yanına, günlerini geçir yani. Sıkıntı yok. İyi yönleri olarak gerçekten hoş sohbet. Bulunduğu ortamdan zevk almasını bilen, iyi bir misafir, emanetine sahip çıkan, borcuna sadık. Utku adinin şerefsiz, yalancı düzenbazı öndeki. Duymasın ama. Ama Utku bunu duymaz. Sevmediğim yönü arada bir böyle mekanda saçma sapan yerlerde hesabı ödemeye kalkıyor. Olmuyor. Hiç sevmedim kantarım. Bazen bak hiç sevmem. 2-3 kişi dışarı çıkarız. Tamam mı? 2-3 kişi çıkar dışarı. Bazen onların da hesabını öder. Ötesi. Ama benimkini de ötesi. Sevmediğim yönü yok gibi bir şey. Henüz böyle bir kavga mavga etmedik de. Kavga etsek zaten ben onu döverim yani. Onlar çok ince benim hesabımı ödeyemiyor. E ne oluyor? 100 kitleyeceksem 50 kitliyorum. Utku'nun can alıcı noktaları. Acaba bu adamın canını alabilir misiniz? Bu adamın can alıcı noktası var mı? Çok can alıcı bir noktası var. Bak bu Kantar kardeşimin en can alıcı noktası. Kantar kardeşimin en can alıcı noktasını da A'da burada ilk defa söylüyorum. Bunu da daha ben de. Can alıcı nokta. Utku'nun en can alıcı noktası ise
Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktası neydi? Hepsi ve daha fazlası Geyik Mobil'de. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktalarına hoş geldiniz. Şu tarafa baktığımızda Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktalarından en önemlilerinden birini görebilirsiniz. Şu noktada ise Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktasına ölürüz biz. Şu taraflara doğru odaklandığımızda Utku Cihan Kantar'ın en can alıcı noktalarından birini görüyoruz ki o da çok can alıcı bir nokta olması. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.
Tuğra abi. Oğlum şurası ne, bu ne ya? Emel yattın beni Emel. Tuğra abi. Tuğra abi. Alo, benim buyurun. Bir dakika, şu anda yayını alacağız sizi birazdan. Tamam. Ne kadar zamandır bekliyorsunuz, kusura bakmayın. Çok zamandır. 36 dakika 27 saniyedir bekliyorum. Oha. Sen beni bu kadar seviyor musun ya? Senin şu an yayında... Evet, öncelikle özür diliyoruz. Bayağı bir bekledik. Bana döndü bak. Ya ne olacak canım, ben beklerim Utku kardeşim için. Ne demek? Ah ya, iyi bari. Canım benim, nasıl utanıyorum. Tuğra Bey nasılsınız? İyiyim, ne olsun işte. Evdeyim, oturuyorum. Utku Can Kantar kardeşim dedim, baktım yayına bağlanıyormuş. Ha. Canlı yayın yapacakmış da ben de dedim yalnız bırakmayayım. Oh, iyi yapmışsınız. Maşallah. Var mı sorunuz? Benim bir tane sorum var şimdi. Hatta iki tane sorum var. Ben bir tanesini söyleyeyim. Kantar, eve ne zaman çıkıyoruz? Hayır, yanlış. Bir, Utku Cihan Kantar adam mıdır? İki, Utku Cihan Kantar neden böyle yapıyor? Neyi neden böyle yapıyorum? Beni niye çağırmadın sen bugün oraya? Nasıl yalan söylüyorsun? Hayır. Gelirken konuştum. Hadi yürü. Kardeşim, şaka yapıyorum. Canım benim. Evet. Valla yayın çok güzel, keyifli gidiyor. Meseleleri falan izledim. Heh, maşallah. Birkaç sorun vardı, onları da hallettik zaten. Ondan sonra tamam ben, yani. Ben sorumu sordum Utku Can Kantar'a. O anlayacak, anladı. Anladım ben onu. Yankı yapar oradan. Evet. O zaman tamam. 36 dakikanın hatırı 2 dakikaymış. Ne yapalım? Yeter. Hiç yoktan iyidir ya. Haftaya daha uzun konuşuruz o zaman. Haftaya orada mıymışım ben? Ben mi yerim? Evet. Müjdeyen arkadaşlara da söyleyelim onu. Doğru. Tamam. Evet, tamam. Eyvallah o zaman. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Utku Can Kantar'a selamlar. Yayın hayatınızda da başarılar. Sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, sorularla devam ediyoruz. Şimdi bir başlangıçtan başlayalım. Bu... şeyde, Bilgi Üniversitesi'nde, Santral Kampüsü'nde bir gülmeli, bol gülmeli bir video var. Evet, boş muhabbet serisinin videoları. Ama çok eğlenceli bir video. Çok güzel. Yani önce 3 kişi gülmeye başlayıp, ondan sonra bütün kampüste olanlar da gülmeye başlayıp, sonra uyarı yiyip, aynı şekilde gülmeye başlayıp, arada gaz kaçırmaların sonra olduğunu... da güvenliğin de gülmeye başlayıp, sonra güvenliğin de şikayet edildiği bir günden bahsediyoruz. Bayağı sıkıntılı bir gün. Bizim de aslında oluyor ya birazcık öyle, değil mi? Oluyor tabii canım. Geçen gün ben Denizhan'ın pabuçlarını falan filan kaçırdım. Ondan sonra başka bir dairenin önüne... Ayakla yani ilgili yani. Takıntılarım var mı? Yok. Ha tamam. Azıcık yani. Var bayağı var. Denizhan'da benim de gözüm var. Özellikle. O benim. Yani tam ortada kaldım. Harbiden ortadayım. Aldım pabuçlarını, bir tane dairenin önüne koydum böyle. Ondan sonra Denizhan böyle seke geldi. Böyle elimi zile uzattım. Ben de ne dedim? Bir yerimde bile değil. İplemiyorum dedim. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Sonra ben bastım ve kaçtım orada. Ben de ayakkabıyı giymedim. Bastık. O kaçmaya başladı. Aha ne yapacağım dedim. Orada bir saniye bir düşünme var. Ayakkabıyı aldım, koşmaya başladım. Ya ben snaplerde izliyorum. Değişik karbon fiber detaylarınız var. Gördüm. Tabii. Ya şimdi ona hiç girmek istemiyorum. Çünkü ya ortamda ilk uyuyan kişi ben oluyorum.
Ha benim gibi Ali, evet, aynı. Yok ama ben de öyleyim. Ve üzerimde denemeleri gereken bütün video çekimleri benim üzerimde deniyorlar değil mi? Hiç itirayla hiç kaçırmıyorlar ya, herhalde. En son hani bu kediler, kedisi olan veya köpeği olanlar böyle hani rulo böyle tüy alıcılarla adamlar saçımı çekmeye falan çalıştılar yani. Ama küfür ettiğim zamanlar neyse ki çıkıyor. Yok sorun yok. Yalnız şöyle bir olay da var. Sen normalde en geç yatan insansındır. Hatta uyumayan adamsındır. Evet. Ama demek ki gerçek hayatta öyle olmuyor demek. Vücut yorulmuş. Ya bırak ya Allah aşkına ya. Saat 10'da yatıyorsun. Ol mu? Ya dün bana o videoyu yaptık da saat 5'ti ve sabah saat 8'de derse kalktık. Ben çok hoşlandım o video. Eğlenceli. Evet sizin abi. Hep sizin yüzünüz. Siz değil mi? Akfırat, İstanbul ve polisler. Abi bu benim için özel bir video ya. Bir bak şimdi ben bunu bir anlatayım hemen. Şimdi motor videosu, motor kanalı olan bir kanalda, motor videosu olan bir kanalda arabalar ve arabaların işte gazlamaları, işte egzoz patlamaları, işte kalkışlar falan olan bir video benim için bir zevk. Yani şöyle söyleyeyim, hani o kadar motor var ama aslında onun içinde araba var. Apache tayfa. Evet. Ama araba var yani. Tabii canım. O Audi A3, S3. Daha doğrusu S3 olarak geçiyor. Kaç beygir o? Abi duyduğuma göre tamamen farazi konuşuyorum. Ya 650 ya da 850 beygir olduğunu söylediler. Selim diye biriymiş sahibi. Orada böyle bir anlık bir tanıştık, sonra çok şey yapmadık, konuşmadık. Ya ben egzoz çekip abi eyvallah teşekkür ederim falan deyip ayrıldım. Güzel arabaydı ama. Çok güzel. Çok yani, güzel uzuyor. İnanılmaz sevdiğim bir videoydu. Ama tabii sen anladın. Onun için ben sadece hoşuma gittiğini anlattım. Ya abi o videonun hikayesi şöyle bu arada. Bizim Burak abiyle olan yakınlığımızı bilen adamlar biliyor. Çok kişi bilmiyor açıkçası. Ben o gün bir komşum var Hünkar Gedik diye. Hünkar'la beraber Hünkar bana dedi ki ya dedi, biz İstanbul Park'ın oraya gideceğiz işte, takılacağız edeceğiz falan. Ben de o gün kamera aldım kendime. Kamerayı öğrenmeye çalışıyorum dedi, lan dur nasıl çalışıyor falan filan diye. Ya o kadar bilmiyorum yani, o kadar değil de hani ulan ışıkları mışıkları zaten o videoda kameranın ayarları çok iyi değil. O yüzden piksellenmeler falan var. Neyse iyi dedim, hadi gidelim kamerayı da alayım falan. Ben gittim kamerayı da, herkes kapışıyor ölümüne. 7.40 Tofaş'la kalkıyor. Civic'ler, Corsa'lar bilmem ne falan. Acayip bir ortam. Ben daha önce, daha 2 yıl önce gitmiştim. O zaman böyle daha az araba vardı. O gün çok yoğun böyle. Herkes çekirdeği böyle şey gibi. Neyse onu söylemeyeyim. Şey gibi çitliyor çekirdeği orada. Fakir şeyi derler ona aynı zamanda. Evet. Söyleyebilir miyim bunu ya? Tabii. Ben fakir eroini derler çekirdeği. Orada böyle fakir eroine gibi herkes çekirdeği lastik yakıyor falan. Ben şimdi elimde kamerayla gittim ama tabii çok böyle şey bakıyorum dışarıdan böyle. Nereye geldik falan diye. Kamerayı aldım elime. Lan dedim çekeyim bir şeyler. Ama araba hakkında daha önce hiçbir şey çekmemişim. Ya dedim biz bunu çekeriz. Sonra dedim ben Burak abiye dedim biraz dokundururum bunu. Çektim. İşte muhabbetler, makaralar, işte adamlar uzuyor orada, biri bizden birileri dans ediyor falan filan, çok eğlendik falan. Sonra polis bastı. Bir anda bir ben kameraya bir şeyler çekiyorum falan. Hünkar geldi, baba abi dedi polis geldi falan. Aa dedim polis gelmiş. Hünkar'ın da araba kullanmayan bir arkadaşımız o sırada, hani başka birinin arabasına gitti. Hünkar'ın da kafası birazcık iyi. Polisler geldi, bize gidin diyorlar. Hünkar da polislere böyle gidin yapıyor. Ama polis geliyor, Hünkar yapıyor. Geç geç yapıyor böyle sanki amir gibi falan. Öyle bir ortam. Ondan sonra polisler geldi, biz çıktık oradan. Burak abi beni aradı. Efendim abi dedim. Ya dedi, gittiğini niye söylemiyorsun dedi. Amiri dedi benim arkadaşım, çocukları rahat bırakın derdim dedi. Abi dedim seni seviyorum. Yani orada başka bir şey dedim ama. Hani şeyini seveyim dedim orada. Diyemedim tabii. Boynuma dola. Boynuma dola Burak abi dedim. Kapattım telefonu. Peki madem polislerden bahsediyoruz. Sizin de bir böyle bir o role büründüğünüz bir var. Video var böyle. Kamerayı alıp böyle. Var öyle boyunuz. Abi o da çok komik. Abi korkmadınız mı ya? Allah'tan korkmadım. O muhabbet nasıl geliştiğini biliyor musun abi? Biz şimdi Ali, Mert, Tuğra, ben tura çıktık. Geziyoruz, ediyoruz falan. Ortam çok rahat. İşte Tuğra ayaklarını cama uzatmış şekilde. Ali, Mert arkada boylu boyuna yatıyor. Ben zaten 8 saattir araba kullanıyorum falan. Fethiye'ye geldik. Ben 8 yıldır Fethiye'ye gittim. Hani Fethiye böyle artık avcumun işi gibi oldu. Tuğra dedi ki çek kenarları, fotoğraf çekelim. İyi dedim. Hadi dedim, bizim de bir şey vardır böyle. Hep motorların böyle tabelanın yanında fotoğraf çekildiğini görürüz işte. Ne bir Arnavutluk yanında motor kullanıyor. Bu bir havalı bir şeydir. Buraya geldim bak gör ne kadar motor kullanıyorum falan. Egosunu tatmin ettiğim fotoğraftır. Hadi dedim araba gibi koyalım. Hani şey motor gibi koyalım arabayı. Koyduk, fotoğraf çekeceğiz. Sonra dedim ki arabayı dedim çevireyim de araba bize baksın. Arkadaşlar dedim komik oldu. Tam koyduk. Durduk. Fotoğrafı çekildik arabanın üzerinde böyle. Keko'yuz ya. Ondan sonra arabanın içine oturduk. Bakıyoruz herkes yavaşlayarak geliyor. Ama inanılmaz bir yavaşlama var. Şimdi arabalara falan yapınca böyle arabanın önü böyle basar ya. Herkes o şekilde basıyor tamam bir anda. Tura'ya döndüm. Lan dedim bunlar bizi radar sandı. Lan dedim radar sandı. Ama nasıl eminiyorum biliyor musun? Böyle çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Radar olmak güzel bir şey.
Neyse abi, bunlar şimdi arabayla geliyorlar ama herkes böyle 40'la geçiyor. Bize bakıyorlar böyle, tamam bunlar bize sokar mı acaba diye. Biz tabii, biz de onlara bakıyoruz. Kakara kaka gidiyoruz. GoPro'lar açıldı, herkes çekim yapıyor. Ali Mert çok abarttı. GoPro'ya monopod aldı, dışarı koydu böyle oradan. Çok iyi ya. Bak. Artık boku çıktı işte. Sonra bir tane Vitola abi geldi. O an. Abi, Vitola abi de böyle gözlükler, pembe gömlek falan. Önümüzde zart diye durdu. Ben de şey yaptım. Hiç düşünmüyorum bize geleceğini. Ya dedim, manzarayı bozdu adam. Ne güzel trollüyorduk falan dedim. Adam indi arabadan, hayırdır dedi, tamam mı? Bizim bir GoPro'lu indirişimiz var. Ali Mert'in Zippo çakışından daha hızlı. Zuv diye indirdik böyle. Diye kaldı. Adam geldi. Hayırdır beyler, ne yapıyorsunuz falan dedi. Kesin dedim sivil polis. Hani sıçtık. Bu yaptı. Abi de işte YouTube'a video çekiyoruz falan da, ama nasıl masumuz biliyor musunuz? 8 yaşında oyun kanalı açmış kız çocuğu gibi konuşuyorum orada böyle. Abi video çekiyoruz falan filan. Böyle yaptı. Ben dedi ya 2 ışık önce dedi kırmızı ışık da geçtim dedi. İstiyorsanız dedi bir yolluk atayım. Aa. Allah Allah. Bak, siz de aldınız. Yok biz. Allah Allah. Abi dedi yok biz YouTube'a video çekiyoruz, polis değiliz falan filan bilmem ne. Adam bir rahatladı abi, gitti. Sonra adam gitti yani, tura dönüp bana yaptı. Lan dedi niye söylemedin? Paramız bitti zaten. Bir şey yaptık gitseydik. Ne güzel şey yapardık falan. Basmadı çok. Ama öyle bir sorgulandık yani. Onun hikayesi öyle abi. Allah Allah. Çok güzel ya. Abi peki bir şey daha soracağım. Bir ortama şimdi kamerayla giriyorsun ya. Tamam. Şimdi o tanımadığın bir ortam diyelim. Böyle çekincen oluyor mu? Ya da ben nereden başlayacağım falan diyor musun? Başta inanılmaz yaşıyordum. İnanılmaz korkuyordum yani. Elimde kamerayla girmenin, beni garipseyecek insanları görmenin korkusu acayip vardı üzerimde. Sonra o muhabbet geçti. Yani bir süre sonra, çünkü kamera senin için bir birey oluyor yani. O kameraya konuşuyorsun ve o senin arkadaşın oluyor bir yerden sonra. O zaman geçiyor ama başta çok şey yaşıyorduk. Böyle bir yere gidiyorduk mesela, çekmemiz lazım. GoPro elimde ama cebimden çıkartamıyorum korkudan, tamam mı? Ya da böyle mesela şeyde çok denk gelir böyle, ne bileyim işte kahve dükkanlarında falan, tam böyle açarsın böyle, tam şey yapacaksın. Ondan sonra gider kahve alırsın böyle. Çıkartamazsın falan böyle kasanın gibi, altını bırakırsın. Aynen öyle. Mesela ben onu ne zaman yendiğimi anladım biliyor musun? Çirince'de bir şarap evine girdik. Hı-hı. Elimizde kameralar. Adama da bir şey dedim. Garip olduk değil mi böyle dedim. Hani böyle şeylerle karşılaşmıyorsun, hı-hı, değil mi dedim. Orada şeyi fark ettim. Ben onu çok benimsemişim abi. Hı-hı. Tamam mı, kamerayı. Yani ona başkalarını dahil edebiliyorum. Aslında bu içerik üretmenin bir güzel yanıdır yani. Sen o içeriği üretebiliyorsun orada. Evet. Hani sen kamerayla girip böyle garip bakılan bir adama bakıp kitlenmiyorsun. Üç kişi oluyorsun hatta orada. Tabii. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hiç önemli değil yani. Ama o anda muhabbeti kameraya da dahil edebiliyorsun. Seyirciye sen de bu muhabbete dahilsin diyebiliyorsun. O güzel bir muhabbet. Peki böyle kameranın sana kazandırdığı bir şey var mı ortamda? Kameranın bana kazandırdığı şey, izlediğim ve gözümde çok büyüttüğüm şeyleri aslında o kadar büyük olmaması. Yani hani o olay mı? Olay. Yoksa o içindeki insanlar mı? Yoksa olay olay. Ortam... Yani olay. Şu da var. YouTube'un bana öğrettiği şey, içindeki insanların o kadar da beklediğim gibi olmaması. Kameranın bana öğrettiği şey, kamerayla çekilen şeylerin aslında o kadar abartılacak kadar iyi olmadığı. Yani ne, aslında hayatta da böyledir. Neyin içine girersen aslında düşündüğün gibi olmadığını görürsün. Evet, aynen öyle. YouTube ve kamera tamamen gözde büyütülen ve başladığın zaman gözde küçülen iki tane. Çok güzel. Denizhancığım. Bayağı yani ulvi konulara geldik. Ulvi. Akfırat'tan şeye kadar geldik. Hastasıyız. Yani. Hadi toparla. Hadi. Toparlıyorum. Hemen toparlıyorum. Telefon aldım galiba. Hayır. Erol'cum. Ya Erol diye bir arkadaş yazmış şimdi. Erol'la biz her gün Snapchat'ten konuşuyoruz. O yüzden böyle Erol'u görünce şey oldum. Erol'cum. O zaman hazır arabalardan girmişken son bir şey. The Makina. Arabalar buradan Burak abiye selamlarımız yolluyoruz. Sen arabalardan Burak girmedik abiye. Farkında mısın? Nereden girdik? En başta arabalar, önce arabalar, Akfırat, sonra polis, sonra YouTube. Kamera, YouTube'a geldi. Sıkıntı yok. Tabii The Makina dersin, oradan arabalar dersin. Çok tabii güzel. Tabii ki tabii. O da YouTube. Evet. Sorun abi. Hadi. Sor abi. Aslında ben buradan bir şeye girmek istiyorum. Marjinal bir şey sor abi. Ben o zaman giriyorum. O zaman en merak ettiğimizden bir tanesini söylüyorum. Sürmek lazım ve otopark. Sürmek lazım. Ya yani bu böyle biraz sürecek ama hazır mısınız yani buna? Hazır mıyız? Var mısın için? Şimdi oradan bir dın dın. Bir gerilim. Oha. Van sürmek lazım. Van Otopark. Emen. Neyim Utku Cihan Kantar. Evet buyur. Sürmek lazım. Abi onu bütün gün yapamazsınız inan. Yapmayın abi, bir challenge yapmayalım. Yapma challenge.
Sürmek Lazım'ın hikayesi şudur abi. Sürmek Lazım Utku Demir'in bana gelip abi bir şeyler yapalım YouTube'da demesiyle oluşan bir kanaldı. Hı hı. Tamam dedim. Ve biz Sürmek Lazım'ı biz ararken çok komikti. Bir gece, Aralık'ta bir gece. Konuşuyoruz. Gece 3'lere kadar mesajlaşılan yakın arkadaş vardır. Utku da benim için oydu. Gece konuşuyoruz işte kanal ismi arıyoruz. Kanal isimleri dönüyor. Geri vites yok dönüyor. Alayına gider dönüyor falan. Çok saçma isimler şu an baktığınız zaman. Hoşuma da gidiyor aslında. Ben dedim ki ya dedim hayatta bir şey lazım tamam mı? Bir keyif almak lazım bir şeyden. Ben dedim ki tek sürüyoruz ne yapıyoruz? Sürüyoruz. O zaman dedim sürmek lazım abi. Ve dedim sürmek lazım motosu işte hayattan keyif almak lazım. Tamam hep lazım. Ve hani lazım büyütebilirsin de denemek lazım, sürmek lazım, yapmak lazım, etmek lazım, sokmak lazım gibi türetebilirsin. Sürmek lazım kurduk abi. Yani niye güldünüz ki? Değil mi komik? Kurduk abi kanalı, yürüyoruz ediyoruz. Bir tane GoPro 2'miz var. Evet. Hala kullandığım GoPro 2. Bir de Utku'nun bir kamerası vardı ama şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Başladık sürmek lazım. Çekiyoruz, ediyoruz falan. Güzel yürüyor. O dönem YouTube daha durgundu. Şimdi daha aktif. Evet. Yapıyoruz falan. İşte o dönem otopark.com'la konuşmaya başladık. Otoparkta Burak abi vardı. Burak abiyle oturduk bir gün Ataşehir Karabu'da sohbet ettik. Abi dedik bizim böyle bir sürmek lazım projemiz var. Biz dedik otoparkın motor yüzü olmak isteriz. Siz kabul eder misiniz? Burak abi de o dönem orada yanlış hatırlamıyorsam içerik müdürlüğü gibi bir şey yapıyordu evet. Yani. Hem de makineyi yapıyordu hem de müdürlük yapıyordu. O da dedi ki olur neden olmasın dedi. Beni Sinan abiyle tanıştı. Sinan Koç'la tanıştırdı. Biz abi işte muhabbet ilerledi falan. Bizi kabul ettiler. Biz evet. İşte R25'in ilk videosunu çektik. Onlar sağ olsun ekipman sağladılar o dönem bize. AED-SİKİ kameralar bilmem ne falan doldurdular. Güzel bir video çektik. O iş yürümeye başladı. Ondan sonra Trump vlogu... Trump abi. Batırdım şu an. Olabilir mi? Yok tabii ki. Hatta bir telefon var. Alalım mı? İster misiniz? Alalım istersen. Devam edeyim orada. Alo. Ya oğlum biz buradan arıyoruz. Siz orada kendi aranızda geyik yapıyorsunuz. Ferhat Başkan. Abi başka. Gelmedin ya. Neden? Ya gelmedim moruk. Ben eve geç geldim biraz. Kar yağıyordu. Karda sürdüm. Ondan sonra motoru? Eve de girdikten sonra hiç vallahi sizin orada dağlık falan yani geri dönemeyebilirdim. O yüzden gelmedim. Kalırdık abi hep beraber. He burada sıcak ortam. Ya çocuğumun yanında kalmayı tercih edin. Çirkinsiniz ola. Biz mi? Bu arada kamera ekibi bana diyor ki yani bir öne git diyor bir arkaya git diyor. Ben ne yapayım arkadaşım? Ben ne yapayım? Bir dakika söyler misin? Ne yapayım? Şurada çok güzel çekiyorum. Şurada bir... Allah Allah. Evet Ferhat abi. Buyurun buyurun. Ha bu arada ben niye aradım böyle sanki şeymiş gibi geyik yapıyormuşum gibi. İyi yayınlar dilerim. Utku Can Kantar'ı çok seviyorum canım benim. Evet biz de onu çok seviyoruz sizi sevdiğimiz gibi. Yağcılıkta adam, şeyim yok. Adam gibi. Tam ortacı çıktı Rıza Baba ya. Nasıl keyifler nasıl? Valla abi nasıl olsun? Ben şimdi yayında bombayı patlatıp çıkıyormuşum Utku. Hayda. Korkarım abi. Hangi konuda bomba? He? Hangi konuda? Utku'nun yeni transfer olduğu şey. Ne? Transfer mi? Ferhat neyse, abi. Çok. He, o zaman şey yapalım mı biz? Haftaya buluşalım mı? Haftaya vallahi bilmiyorum. Havalar güzel olursa buluşuruz. Tamam. Yani tamam. Ben kötü havada da sürüyorum da işte siz artık hava güzel olursa çıkar sürersin. Tatlı su motorcuları. Abi sen beni biliyorsun aşkım ya yani. En kötü havada bile. Ben diyecektim ya? Ben başka bir şey diyecektim de unuttum ya. Neyse tamam. Hadi size kolay gelsin. Tamam. Seviyorum. Tamam. Mısırımı patlattım izliyorum seni. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Herkese iyi selam akşamlar. Bu arada. İyi akşamlar. Evet selamlar. Anıl Paça'da bir sakal atın benden. Hadi eyvallah. Hadi abi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sanki eniştemle konuşuyormuşum. Vallahi öyle bir Ferhat abi babamız şey ya. Var, evet. Ferhat Barcıgan. Nerede kalmıştık şöyle, abi? Şöyle girdiniz başarılı dönemi. Yayınlar. Güzel yayınlar oldu. Arim 5 çok güzel bir videoydu. Sonra ben Utku'nun negosuyla karşılaştım. Tamam mı? Utku yani ben aboneyi ve takipçiyi pek bir başarı olarak görmem abi. Evet. Tamam mı? Ben bu böyledir. Çünkü burası bir sanal ortam tamam mı? Bugün çok iyisin. Bir aylık esiste çok kötü olabilirsin tamam mı? Sanal ortam budur yani. Bir an yanlışın olur. Bir yerde bir hata yaparsın. Bir anda zart diye bir düşersin. Bu da bir insanda ego sahibi olmaman gereken bir konu. Yani ego yapmamalısın bundan dolayı. Neyse abi Utku ego yapınca bizim aramızda tartışmaya başladı. Hani ben hoşuma gitmedi bu hareketler. Evet. Utku işte bizim çekimlere asistan lazım falan havalarına girdi ki yani
Ben de hep şeyi sorguladım. Lan biz neyiz ki bize asistan lazım falan modundayım. Hani iki farklı öğeyiz aynı zamanda. Sen istiyorsan bak o tarafa. Yok onlar da asistan o yüzden. Ya ha, biz onların evet, yayında asistan yok. Oluyor. Onlar bizim yayınımızda da o yüzden yani. İşte keşke biz de öyle olsun. neyse benim bu hareket hoşuma gitmedi. En son şöyle bir mevzuda bitti abi sürmek lazım. Bir gün Beşiktaş'ta oturduk. Hı hı. Benim de o zaman bir rahatsızlığım vardı. Sağlıkla ilgili. Evet. Ben dedim bir hafta dedim mola vermek istiyorum. İstemiyorum dedim bir hafta çalışmak. O dönem işte sürekli otoparkın ofisine gidiyoruz, geliyoruz, koşturuyoruz, ediyoruz, çekim, motor ayarlama bilmem ne dertlerim. Ben dedim bir hafta mola istiyorum. Utku da dönüp bana abi sen ne istiyorsun ki? Şey sen dedi ne yapıyorsun ki bu kanal için mola istiyorsun dedi. Ben bunu duyunca benim de böyle bir sinirim vardır. Anne tarafı böyle Karadeniz'e dayanır. Hmm. Böyle biz de damar atınca böyle bodoslama gireriz falan. Tamam dedim birader. Sen dedim bu saatten sonra ben de dedim kesinlikle dedim aynı işi yapamazsın. Evet. Kalktım gittim abi. O gün bugün 2 gün içinde 350 mesaj aldım abi. Tamam mı? Abi kanal ne zaman gelecek? Yeni kanal mı? Benim kanalımız o zaman 7000 abone işte otoparkta da 2 tane videomuz var. Ulan dedim açalım. Utku da bir Instagram ve abone yarışına girdi bende tamam mı? Gereksiz bir Instagram ve abone yarışı. Ben de hiç hoşuma gitmez böyle şey. Evet. Peki abi dedim. Madem yarışa yarış, ben dedim kanal açıyorum. Senin dedim istediğin şeyi, yani senin dedim yarıştığın şeyi dedim yenip rahatlatayım seni. Sen dedim kurtul. 2 ayda 10.000 aboneye ulaştım. İşte Instagram aynı şeylerde falan gitti. Bu dedim yani derdin buydu. Hani dostluk benim için kanaldan çok daha çok önemli. Çok çok daha önemli. Yani bugün Ali Mert bana dese ki abi eğer bu kanala devam eder Ali Mert dışarıda. Bu kanala devam edersen biz seninle dost olmayız. Ben bugün kanalı kapatırım. Hiç umurumda olmaz yani. Evet. Orada kanalın koyayım mantığı olur. Bu yüzden abi vazgeçtim. Vazgeçtim diyorum. Böyle bir inada bindirdim. Evet. Ama YouTube tamamen hobiydi benim için. Şu ara işte birazcık daha iş formatına dönüyor. Hı-hı. Böyle bitti. Tabii ben ayrılınca otopark macerası da bitti. Utku otoparkta bir sigortalı çalışan olmaya devam etti. Evet. Ben de kendi hayallerimi yapmaya devam ettim. Nitekim işte pazartesi günde bir tanesiyle kavuşuyorum. İnşallah. Her zaman baktığım zaman Tuğra'ya bakıyorum, Ali Mert'e bakıyorum, Anıl'a bakıyorum. Egemen'e bakıyorum lan diyorum ne kadar doğru bir karar vermişim. Ve mutlusun değil mi? Aa, çok mutluyum. Çok İyi güzel. Ki böyle bir şey yapmışım. Ego konusu. Harbiden önemli bir konu ama. Nasıl insanlar kendilerini yönetmeli ki o ego derdinden kurtulsunlar? Ya çünkü böyle mesela işte işte biz daha demin bahsettik. Mesela işte 6 kişilik bir İşte grup kuracağız vesaire planımız falan bilmem ne. Evet. Aynen insanların planları var. Burada bizi izleyen, sizi izleyen insanların planları var. Arkadaşlarıyla orada burada hele bir de artık insanlar küçük yaşta başladığı için. Mesela egonun ne demek olduğunu bilmeden ego yapabilecek insanlar da var artık. Aynen. Ya da gençler de var. Buradan ne söylemek istersin ki onlara? Sana söylesem onlar anlasa olur mu? Evet tabii ki. Kızım sana söyleyeyim. Sen bu dünyaya ya da insanlara ya da çevrene katacak ne yaptın abi ego sahibi olmak için? Bunu sorguluyor musun hiç? Yok. Buna cevap verebildiğin gün senin ego sahibi olman için bir sebebin var. Buna cevap veremediğin sürece ego sahibi olman çok boş bir şey. Hmm. Tamam. Benim görüşüm bu. 50 bin abone YouTube için örnek veriyorum. 50 bin abone, 100 bin abone, 200 bin abone. Oyun kanalı çeken 1 milyon kanallık şey 1 milyon aboneli kanallar var. Ne katıyor sana? Hiçbir şey katmıyor. Valla ya öyle demeyelim. Ben öyle düşünüyorum. How to basic. Aa en sevdiğim konu. How to basic başka daha var. How to basic sana nasıl ya slime ya, ya şunu anlatmayacağım. Slime challenge sana ne katıyor? Hiçbir how to basic katmıyor. Evet. Tamam mı? Hiçbir. Bunu yapıp bundan ego sahibi olan adamı ben evet. Acayip dışlıyorum. Evet. Tamam ya mı? Ya da mesela şey yapalım mı? Gel mesela bir taş kağıt makas oynayalım. Sonra mesela bizi 10.500 kişi falan izlesin. Nasıl? Çok mantıklı. Çok güzel. En sevdiğim video. O tabii. Kim ya? Güzel bir şey, arkadaş. Neyse gerek yok ya. Ya örnek veriyorum. Benim de hoşuma gitmeyen çok fazla insan var. Ayrı konu tabii sizin format başka. Ben bir kişilik olarak alayına şey yapabilirim. Siz buraya bir ton adam getirdiğiniz için hani sizin bir tık daha bu konuda geri olmanız lazım. Evet. Ama benim görüşlerim bu şekilde abi. Yani ego sahibi olmak. Benim hiç ego şeyim yok. Hani o konuda bir derdim yok. Ben mesela bir tek Instagram'a, Facebook'a dönemiyorum. Çünkü çok fazla mesaj var. Hani hakikaten açıp okuyamıyorum. Ama mesela diyorum ki o arkadaşlara Snapchat'ten yazın. Snapchat'te dönebiliyorum. Çünkü başından beri Snapchat'te güncel tuttum. Hı-hı. Yazıyor adam, açıyorum, evet. Cevap veriyorum, çıkıyorum. Şey soralım. Utku'yla böyle olmasaydı, devam etseydik keşke diyor musun, der miydin? Proje olarak evet diyorum. Kişisel olarak evet. Hayır diyorum. Anladım. Proje anladım. Olarak keşke devam edip sürmek lazım iyi bir isim marka haline gelseydi. Evet. Ama kişisel olarak iyi ki diyorum çok erken görmüşüm. Bunu da şu kadar açık söyleyebiliyorum. Bunu yüzüne söyleyemeseydim.
Evet. Bu kadar rahat şurada size söyleyemezdim. Evet, evet. Ama bunlar söylenmiş şeyler. O da ha, çok iyi biliyor. Çok güzel. Çok o güzel. Zaman daha rahat konuşabiliyorsun. Tabii ki. Aynen. Bir telefonumuz var. Hemen alın. Alo. Alo. Gitti. Hadi geçmiş ya. Olsun. Evet. Devam edelim. Buyurun. Ama en son soruyu ben sordum. O yüzden buradan senin bağlaman gerekiyor şimdi. Şimdi bir dakika, bir dakika. Nerede kaldık? Bir dakika. Bir dakika. Keşke böyle olmasaydı dedik. Keşke böyle olmasaydı. Keşke dedik. Böyle. O zaman Denizhan, hayatında keşke böyle olmasaydı dediğin anların oldu mu? Seninle tanıştığım an bundan sonra geyik olarak devam ediyorum burada. Evet. mobil olarak size konuk olan kişi burada. Sıkıntı tamam, ben de Ali Bey'i şu anda konuk aldım. Şeyi sizi alayım mı? Anıl Bey'i aldım. Oo, mükemmel. Hadi. Merhaba Anıl Bey. Merhaba ben Anıl. Anıl Bey, hatta şuradan bir mikrofon açalım. Evet, buyurun buyurun. Evet, ikinci mikrofon. Merhaba, ben Anıl Paç. Sarışın ve mavi gözlü. Program tutmadığı için tekrardan Denizhan. Senden özür dileyerek geri dönüyorum Denizhan. Merhaba, nasılsınız? Senin pişmanlığın? Benim pişmanlığım. Burun hayattaki abi. Pişmanlığım. Yani burun abi, keşke olsun. Şimdi burun. Denizhan dediğim. Bir şey diyeceğim. Bir vurabilirler mi ya? Bir vuralım. Neye vuruyor? Bir vurum da abi. Abi geri dönüşünü karşıladık, yanlış anlama. Yok estağfurullah. Senin ya. Senin mesela ya, sorularım var şimdi. Ben Arda'dan itibaren alıyorum. Hayda arkadaş. Yalnız bir dakika, burada daha kalabalığız yalnız, yanlış anlaşılmasın. Ha, o da var. Evet. Sıkıntı yok. Ben güveniyorum. Sıkıntı yok. Bizde de Kenan Birkan'da Ramiz Karaeski gibi ayrıldık ama. Hayda. Kaptı adam. Evet. Benim pişmanlığım olmadı çok şükür. Aa. Emin misin? Deminki yaptığım hareket pişmanlıktı mesela. O zaman? Evet. Sizdeyim abi. Tekam. Evet, buyurun. Yanlış anlaşılmasın. Tekam'ın açılımı nedir? Tura Egemen Kantar ve Ali Mert olarak geçiyor. Hatta biz Ali Mert'i kendi aramızda Tekam'ın son iki harfi deriz. Daha bir şey var burada. Tekam'ın hikayesi şudur. Ben hep takipçiyle daha sık fıkı olmak için bir Facebook grubumuzun olmasını istedim. Bunu sürmek lazım da ilk yaptık. Olmadı. Benim üstüme düşmem sadece yetmedi. Hmm. Turay, Egemen, Ali Mert'i açtığım zaman onlar da çok sıcak baktılar bu fikre. Okey dedik, hadi yapalım. Yaptık. Başta böyle bir tökezledik. Sonra bir anda fırladık. Şimdi çok güzel bir ortam var. Hani her kafadan şey yapabileceğin, benle adam dalga geçiyor. Turay'la dalga geçiyor. Montaj yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Herkes makara kukara. Adam sıkıntısını da paylaşıyor. Keyifli yani. Bir de sizde şey davası var. Siz takipçilerinizle arkadaşsınız. Tabii. Resmen. Anıl benim en güzel arkadaşlık örneklerinden bir tanesi aynen, mesela. Aynen. Anıl burada arkadaşlar. Geçen hafta aramıştınız. Aynen aynen. Anıl mesela tamamen takipçi olarak tanışıp ne güzel evi varmış, öğrenci evi deyip gittiğim bir adam. Ev olmasa arkadaşlık yok. Bütün gerçekler ortaya çıkıyor. Yani. Evin olduğunu bu arada çok sonra öğrendim. Sen biliyorsun ya. Yani. Anıl en güzel örnek yani. Ama mesela anlaşamadığım adamlar da oluyor takipçi olarak. Mesela adam sınırını bilmiyorsa çok büyük sıkıntı. İnadını takip edenler de var mı böyle? Olmaz mı? Ya mesela hani Anıl'ın en sevdiğim oyunu neydi biliyor musun? 2 aydır arkadaşız mesela o dönem. Anıl beni arıyor. Efendim Anıl abi diyor, müsaitsen konuşalım. 2 aydır tanışıyorum. 2 aydır görüşüyorum ama adam inatla hala benim müsaitliğimi sorguluyor. Sonra ben Anıl'a bir gün kızdım telefonla. Dedim ki yeter dedim ya müsaitlik falan. Biz dedim arkadaşız dedim, artık geç bunları. Anıl o gün bıraktı. Bu güzel bir şey. Saygı abi. Ama çok güzel. Saygı. Tabii ama canım. Bak bu saygı YouTube saygısı değil. Kişinin kişiye olan evet. Saygısı. Aynen aynen. Arkadaşlık aynen, saygısı. Mesela o. Kesinlikle. Çok güzel. Çok güzel. Ne kadar çok kamu spotu verdim bugün, farkında mısınız? Çok böyle barışçıl bir yayın oluyor bir yandan. Değil mi? Bir yandan böyle, da böyle altın bir altın çiçek neydi? Ne verirlerdi böyle altın? Zeytin. Zeytin dalı. Zeytin dalı. Zeytin dalı. Altın evet. Değil. Altın nereden çıktı? Sıkıntı yok. Zeytin dalı verirler. Buyurun. Telefon mu? Gireyim. Gir. Telefon mu var abi? Alo. 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 Arkadaşım çalıp arayıp kapatmayın şurayı ya. Engincan mı? Pardon. Engin Bey. Hemen R'ye yaptım. Abi bugün, ne olur bir daha. Bugün abi. Her tükürdüğümü de yalamam. Evet. Ayrı bir konu. Değil mi? Bu yayına tekabül et. Neydi? Egemen Bey. Yok. Engincan mı? Engin Can Bey. Engin Can Bey. Engin Can Bey. Engin Can Bey. Engin Can Bey, telefonun sesini biraz kısarsak, televizyonun pardon. Biraz evet. Yayından uzaklaşalım.
Hey Bobille, biz bizeden uzaklaşabilir miyiz? Bir dakika, bir dakika. Burun veriyor yalnız. Üflemeyi sever. Bu kadar pis bir yayın olacağını bilseydim. Hazırlıklı girdin. Sen evet. Sen daha Turay göreceksin. Baştan şey yapardım bizim yani. Mesela tişörtlerimizi giymedik, birazdan devam edersek burada giyeceğiz. Yao! Yao! Anılcan mıydı? Engin Can Bey. 10 saniye biraz soracak. Engin Can Bey. Buğra abi çıkarsana gülerim. Tamam, kapatıyor. Olmaz ama. Yani burunsa bende de var. Akşam yaparız beraber. Bir şey ama. Galiba. Aha, yine çalıyor bak. Bir dakika, in adına ya. Alo. Alo, merhaba. Hey, şükür. Hele şükür. İsminiz? Engin Can Yüzgar. Tamam, bu sefer de ben hadi. Hadi. Şimdi. Abinin kapat. Evet, kapattım. Aa, kapat. Aa, Allah Allah. Bakayım. Evet, devam edelim biz. Şu soruyu sorabilirsin mesela. Bir sürü motovlogger var. Bak, bunların hepsinde insan yok. Bir sürü motovlogger var. Senin bunlardan farkın ne? / Bunu sordum haset abi. Çekişme oluyor mu? Bunu sen sordun, ben yani. Motovloggerlar arasında mı? Oo, buradan açık açık isyan edebiliyor muyuz? Evet. Bir dakika. Hastasıyım, bir dakika. Var mı? Var mı bir şey? Şey isyanlık. Bu olmadı yalnız. İsyanlık bir müzik bu olmadı. Bu şey oldu. Sert bir şey istiyoruz. İsyanlık. İsyanlık, sert bir şey istiyoruz sizden. Ben normal bir şekilde girebilir miyim? Tabii ki. Bir dakika, var mı? Var mı? Haset. Var, benim inadına kıl olduğum motovloggerlar da var bu arada. Tabii direkt kılım mesela. Gördüğüm zaman direkt yüzüne sövdüm. Tamam, buradan git dediğim adamlar da var. Ben çok düz bir herifim ya. Böyle sevmediğim adamla aynı ortamda olmayı pek sevmiyorum. Şöyle bir şey var abi. Ego konusundan tekabülen açacağım bu konuyu. Maalesef bu işe başkalarına özenerek başlayan ve bundan ego yapan ve bu egosuyla bir bok olduğunu sanan adamlar da mevcut YouTube'da. Hı. Tamam mı? Ben hala diyorum bak, ben Kemal de aynı şeyi söyledi. Biz bir bok değiliz. Tamam mı? Bu düz bir mantık. Evet, biz sadece bir aksiyon kamerası olan mikrofonunu ayarlamış ve YouTube'a kurgulu video atabilen adamlar topluluğuyuz. Evet. Tamam. Düz mantık bu. Şimdi mesela çok güzel bir örnek vereceğim. Buradan izleyen varsa da kusura bakmasın, ben sevmiyorum herifi. Motorcu abi var mesela, tamam mı? Ben motorcu abi hiç sevmiyorum. Tamam mı? Hiç sevmiyorum. Neden abi? Çünkü şu var. Ben bu kitle olayını hep iyiye kullanmaya çalıştım, tamam mı? Ve akülü tekerlekli sandalye kampanyası yaptım, evet. Sürmek lazımdayken. Doğru. 3 tane akülü tekerlekli sandalye verdim. Çok güzel. Bu akülü tekerlekli sandalye, dedim ki ben bir tane videosunu çekelim. Bunun gerçekten kesinlikle şey yok, duygu sömürüsü falan filan değil. Akülü tekerlekli sandalye gerçekten verdiğimizi insanlar görsün. Çünkü her yerde kampanya var ama kim ne bok yediğini kimse bilmiyor. Evet. Çektik videosunu. Akülü tekerlekli sandalye videosunda 3 saniye bu sevgili motorcu abimizin plakası görünmüş. Ve bu yüzden bizim videomuzu şikayet ediyor. Oo. Şimdi sen nasıl bir karakter ki bu? Sen bu kadar iyi niyetli bir şeyde kendi plakanın 3 saniyesini umursayacak kadar bir karakter sahibisin. Bunu sorgularım. Tamam mı? Ve bu egoya da sen o takipçinin yüzünden şey yapsın ve sahipsin. Ve bana bunun geri dönüşü. Niye böyle bir şey yapıyorsun dediğim zaman. Ya işte benim plakamdan benim evimin adresini bulurlar, bana gelirler bilmem ne. Sen kimsin abi? Senin evin ne yapsın insanlar? Ben bunu sorguluyorum ve buna çok sinirliyim. Tamam mı? Evet. Ve bu adam, bak, bu adam, hala ben anlatırken sinirlenirim bu arada. Bilgide seminer verdik ATS ile ilgili. Plakasını buff'ıyla kapatıp gelmiş abi. Ya bu nasıl bir paranoyaklıktır abi? Niye böyle paranoyaklığa sahipsin? Sanki sen oraya geldikten sonra, sen oradan çıktıktan sonra kimse seni takip edemez plakan olmadığı için. Ya böyle bir vizyon var mı abi? Anladın mı? Ben buna kılım mesela. O yüzden motovloggerlar arasında haset var. Birbirine laf sokan var. Ama böyle çok sıkı fıkı olan tayfa da var değil var mi? Var abi. Bizim tayfa sıkı fıkı. Ferhat abi, All Cruiser. Bak nasıl pot kırmadım. Var ya, ben de bekledim orada. Ben, Egemen, Ali Mert nispeten, Tuğra. Benim birkaç sevdiğim daha insan var. Marmaris'te mesela Yürüyen Motor var. Ne kadar değişik bir isim değil mi? Ondan sonra Eskişehir'de Alfa Motovlog var. Kimisi mesela Alfa Motovlog'la tanışırken bir ters tanıştık önce yani. Bir Burak abinin bir mevzusu yüzünden tanıştık aslında. Allah Allah. Aynen. Ya anlatayım mı onu? Olur olur lütfen. Alfa bir videosuna The Makina başlığını koymuş. Burak abi de The Makina'nın telif haklarına sahip. Burak abi beni aradı, dedi ki bak dedi böyle bir şey yapmış. Bu dedi çok ayıp. Hani ben bunun telif hakkına sahibim. Kanala dedi şikayet etmek durumunda kalırım. Dediği için... Bir de ben motovlogla uğraştığım için sen tanıyorsan sen ara dedim. Evet. Ben de Alfa'yı aradım, dedim böyle böyle dedim. Böyle muhabbet var. O da çok anlayışla karşıladı. Mesela örnek. O şekilde tanıştık. Bu adamlar mesela birbirini tanıyor. Birbirine yorum atıyor, birbirine şey yapıyor.
Bir de işte bu tayfaya yorum yazan bir alt tayfa var. Bir de onları sevmiyoruz abi. Böyle her şeyi yorum atan, her şeyde parmağı eleştiren, olan, her şeyi eleştiren adamı da sevmiyorum abi. Biz bize yorum atıyoruz, dalgamız geçiyoruz, devam ediyoruz. Geri kalan umurumuzda değil. Hakikaten bir klan var yani. Var. Evet. Var abi. Ya mesela benim ilgimi çeken mesela Tekam'ın şeyi de yok. Ali Mert'i. Hayır. Şey yok. Bari araya nokta koy arkadaşım ya. Virgül mü koyayım, nokta mı koyayım? İstediğin. ne diyecektim? Şey yok. Hala bir yani YouTube kanalı yok ama herkesin kendi bireysel kanalları var. Tabii ki. Aslında ama onun, bunun sebebi tamamen sürmek lazım da benim yaşadığım şeydir. Tabii ki. Ben kesinlikle istemedim. Hatta Turay'la konuşuyoruz abi, ortak kanal yapsak mı diye. Sonra vazgeçiyoruz abi. Çünkü ortak kanal, ortak yükümlülükler, ortak sorumluluklar gerekiyor. Tamam. Ve Tura ayrı çalışıyor, ben ayrı çalışıyorum. Vakit ayıramayabiliriz. Evet. Birimiz sivrilebilir, birimiz bu konuda yanlış anlaşılabilir. Hı-hı. Bunu yapmıyoruz abi. Şu an mesela Tura'nın 50 bin abonesi var. Benim 20 bin abonem var. Ben Tura'yı bu konuda kıskanmam abi. Tamam mı? Çünkü evet. Tura benim zaten kardeşim. Biz 3 yıldır beraber birbirinin otunu bokunu bilen adamlar olduğumuz için Tura'nın 50 bin abone olması açıkçası benim şeyim de yani. Tamam mı? Yani vizyon bu. Ama mesela ortak kanal olursa hani o işler nasıl olur bilmediğim için bunu daha sağlıklı görüyorum. Nispeten ki bugüne kadar hep böyle bu mantıkta bir iyi yürüdü. Doğru bir kararmış. Bir de herkes ilgilenmiyor bizim kadar. Ali Mert evet. Daha az ilgileniyor. Egemen daha az ilgileniyor. Bunlar da bir açı. Ben şu ana kadar grup olup da böyle hani egoyu konuşturmayan, sonuna kadar birlikte kalan şu adamları gördüm gerçekten. Pils. Bizdeki adamlar çok garip adamlar. Hakikaten ya çok çetrefilli bir yayındı da hani aynen. Adamların nasıl diyeyim birbirlerine davranış şekilleri vesaire falan adamlar zaten üniversiteden ne kurulmuş. Aynen, aynen, aynen. O zamana kadar gelmişler ve kimse de bir şey yok. Yani mesela burada ses mühendisi oturuyordu. Onlardan işte gitarist Doğa, mi? Doğa Usta. Ha, evet. Selam. Doğa abi ses mühendisi mesela acayip böyle hani ses konusunda harbiden bir egosu var. Ama yani hani iyi bir ego yani. Hani adam bildiği için yapıyor onu. Tabii ki. Ona saygın var bu arada. O saygıdan kaynaklanan bir ego. Anlatabiliyor muyum? Diğerleri tarafından hissedilen şey. Ama diğer türlü hani grup her an dağılabilir, anladın mı? Her an aset çıkabilir. En tehlikeli her grup şey. Her grupta olabilecek şey. Evet, her grupta olabilecek şey. Çok komik bir şey. Tura'yla işte ilk oturduk, ilk 2-3 video yaptık. İşte 1000 abone falan civarlarındayız. Bir gün içiyoruz abi Tura'yla. Dönüp Tura'ya şey dedim. Bir gün dedim bir şeyden dolayı değişirsem bu işlerden bana dedim lütfen dedim yumruk at. Anlamadım dedi. Yumruk at dedim ya. Bana dedim kendime getir. Ben dedim bunu yaşadım daha önce. Ama dedim bir gün sen yaşarsan ben dedim atacağım. Tamam, sadece dedim bunu bil yani. İçimdeki stresi atmak için. Çünkü ben hakikaten tanıdığım, daha önce geçmişini bildiğim adamların burada değişmesini görmekten yoruldum. Çok güzel. İstemiyorum şey. Abi. Tamam, şu önemli değil. Tamam, bu adamlar bize değer veriyorlar. Evet. Biz de onlara değer veriyoruz. Evet. O yüzden grubumuz var. O yüzden cevap veriyoruz. O yüzden şey yapıyoruz. Ama bu bizi değiştirmemeli. Biz hala neyse koyuz. Evet. Bir şey değiştirmemeli. Ya bir de YouTuber'lık yeni bir akım ya. Akım abi. Çok YouTuber farklı. Olmak diye bir panel veriliyor artık. Evet. Hatta Buğra abi veriyor. Yani. Aynı zamanda bunun hani okullarda, üniversitelerde hani bölümler açılıyor. Yeni medya gibi bölümler açılıyor. Tabii. Ve tamamıyla YouTube ve hani sosyal medya üzerine okutulan bölümler yani. Tabii ki. Bu yüzden yeterince gelişen bir... Evet evet. Evet. Bence ileride televizyon melevizyon hak getir olacak. Ya yavaş yavaş aslında tam Türkiye'de çok zor ama yurt dışında bence tamamıyla YouTube'a dönmesi ihtimali bence çok daha fazla. Şöyle televizyon hak getire oldu ama bir kitle için. Evet. O da gençler aslında. Kitle için değil. O da gençler. Aynen. Yine Kemal'in yayında döneceğiz. YouTube 17 yaşında bir çocuk. Aynen. Aynen. Evet, o da doğru. O da doğru. Nasıl özümsemişiz siz, değil mi? Genel... Bayağı bütün videoyu izlemiş böyle. Evet. Bir yayında bunu yapamadınız falan diye. Nereye kadar devam etmek istiyorsun? Sonuna kadar. Mesela senin için sonu neresi? Benim yani işi bırakır sonu, benim yani şöyle iki tane sonunu düşünüyorum. Bir sonu şu. Bir sonu bundan geçimimi sağlayabildiğim gün. Evet. Tamam mı? Çünkü o zaman keyifli bir şey. Yani keyif aldığım bir şeyden para kazandığımı fark edeceğim. Bir sonu bu. Bir sonu da biz artık istediğimiz içeri çıkaramıyoruz. Hı-hı. İstediğimiz içeriği dediğim gün. İçine isim bileyim. Tabii. İkisinden birini de bırakacağım abi. İkisini de bırakacağım dediğim şu bu arada. Mesela gerçekten geçimimi sağladığım gün bunu iş olarak yapmaya devam edeceğim evet, için evet, bu bir kovalama evet. Olmayacak artık. Aynen. Artık ama, o challenge'ı geçmiş olacağım. Tabii içeri üretemediğin zaman o zaman bırakacaksın abi. Evet. 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 Mesela. İşi bırakırsın değil mi? Bırakırım ya, bırakırım. Vallahi hiç sorun değil yani. Yo değil abi. Yani şu var.
Yani mezara götüremeyeceğiz abi. Benim biraz o mantığım var. Cebimde 5 lira varsa 4 liradan keyif alacaksan ben o 4 liraya harcar 1 lirayı da minibüse etmeyeceğim için yürümeye tercih ediyorum. Öyle bir mentalitem var. Anladım. Çok ya... da bu arada bana girmiştir bu huyum. Evet. Ama hiç pişman değilim. İyi ki yapmışım yani. Günün sonunda hep istediğime kavuştum çünkü. Çok güzel. Önemli olan o zaten. Tabii. Yani keyif ama. Ya yaptığın işten tabii keyif alabilirim. Tabii. Yani vakit olarak daha geçi taşıyor bu arada bu huyum. Hı-hı. Ama eninde sonunda kazandığımı görmek beni rahatlatıyor. Evet. Çok güzel. Olayınız bu. Sizdeyim abi. Abi ben bu buraya girmesem olur mu? Ben çok farklı şeyler düşünmeye başladım. Niye? Oha abi yok. Çok farklı şeyler derken? Abi ben şeyi çok merak ediyorum. Böyle hani işte Sons of Anarchy gibi böyle giyiniyoruz falan ediyoruz. Ya sakın kimse yanlış anlamasın da. Yok. Ondan sonra böyle gidip mesela ne bileyim böyle pikniğe. Böyle hani böyle işte ne bileyim böyle zincir falan ondan sonra tar diye gidip piknik. Senin bahsettiğinden hatırlıyorum. Evet. Soru? Yani şimdi şöyle bir şey. Sen oradan izliyorsun bir şeyleri. Ondan sonra gidip mangal yapıyorsun orada. Hı-hı. Sen şimdi orada özenti mi oluyorsun? Yani şimdi bir ya bana hani hem biraz özentilik geliyor ama kendi yapmak istediğim için de yani ben de yapmak istiyorum bunu. O yüzden bu özentiliği de kabulleniyorum. Şimdi bir de biraz daha yaşı geçkin abilerimiz falan filan da var. Onlar da o şekilde hareket ediyorlar. Bu sorunun cevabını da bir getirebilirsen, bana yardımcı olabilirsen ben çok mutlu olacağım şu anda. İletişim adresimizi vereyim. Hadi gel. Yani, var mı bir düşünce bununla alakalı? Buradaki evet. Soru oradaki insanların hani buradaki insanların oradan esinlenip esinlenmediği mi? Evet yani kendimiz niye kendimize özel bir şey çıkartmayalım abi ki? Abi şu kadar anlatayım sana. Direkt bizzat özenen ve kulüp kurmuş bir adam olarak anlatayım sana. Ya evet benim de öyle bir davam var da. Ben daha önce bir kulüp başkanlığı yaptım. Hı-hı. Hatta kulübün bir ara 41 kişiye çıktı. Böyle ordu halindeyiz artık. Sonra kavgalar başladı. Çünkü özeniyorsun. Evet. Kavgaya da özeniyorsun. Hı-hı. Ediyorsun. Ama günün sonunda silah ticareti yapmadığın için para kazanmıyorsun abi. Yani aynen. Kaybın var. Yok ben buradan zaten kapadım. Sorun yoksa. Tamam. Niye ayaklarını bizi dövecek misin? Sons of Anarchy muhabbetinden sonra Türkiye'deki kulüplerin sayısı yaklaşık 10 katına çıktı. Evet. Tamam. Bunların çoğu MC kulüp, kendi MC kulüp, evet. Rider Club olan şey. Evet. Bir Rider Club'lar var. Bir de kendi kendine takılan club'lar var falan. Yani bu esinlenme var abi. Ama Türkiye'de ben bunun yapılacağını düşünmüyorum. Bu arada çok saygı duyduğum MC'ler var. Formatlarına inanılmaz saygı duyuyorum. Hı-hı. Kurallarına inanılmaz saygı duyuyorum. Çok yakınım aynı zamanda. Ama onları kesinlikle dışarı koyarak şey yapıyorum. Evet. Çünkü o heriflerin mottosu, o adamların inandığı şeyler bambaşka. Aynen. Onun dışında bunu esinlenerek gelen adamları söylüyorum. Abi Türkiye'de bu adamları hariç MC falan sen kuramazsın. Niye biliyor musun? Lazım biri çıkar biter aracı. Bütün kulüp biter. Aynı gün biter abi. Tamam mı? 10 kişi çapur almış kulüp kuruyor. Ah kurarsın. Ah kurarsın. Şey yapmadım. Tabii. Kuramazsın abi, tamam mı? Bu adam sadece bu inanan tayfayı kesinlikle saygı duyduğum insanları çıkarıyorum. Onlar kendini çok iyi biliyorlar. Hı hı hı. Onun dışındaki adamların hepsinin esinlendiğini, özenti olduğunu düşünüyorum. Buna ben de dahilim, o kadar da samimi söylüyorum. Peki, evet. Senin okuduğun okulda aynı zamanda Riders of Bilgi'ydi galiba değil mi? Var evet. Mesela sen onda var mısın? Değil. Değilsin. Neden yokum? Değilsin? Yokum çünkü mottoları bana ters geliyor. İçindeki insanların bazılarıyla hoşlaşmıyoruz. Ben de katılmadım. Aslında hani bir okulda... ara iyiydik. Hı. Sonra iyi olmadık abi. Bazı şeyler benim gördüğüm bazı şeyler hoşuma gitmedi. Hı hı. Elbette ki onların ben de bazı gördüğü şeyler hoşlarına gitmemiştir. İşin özeti hoşlaşmadığımız için. Mottoları ne abi buradan bilmeyenler için? Ya nasıl anlatayım sana bunu? Ya ben üniversite kulübünün çok basit bir şey söyleyeceğim. Ben üniversite kulübünün sadece sürdüğüne ve beraber vakit geçirdiğine inanıyorum. Ve bu üniversite kulübünde beraber vakit geçirip sürmek dışında birçok şey yaptığına inandığım için bana ters geliyor. Ha. Çok basit olayı bu. Anladım. Tamam, çok çok çok. En kısa şekilde böyle anlatabilirim. Evet. Tam olarak bu. İyi gidiyor. Çok güzel. Bizde de kuruldu. Riders of Özü galiba adı. Hı-hı. Ama daha tabii çok çok şeylerini görmedik. Ne zamandır? Yok kardeşim öyle bir şey yok ya. Var. Riders of Özü var. Bu arada bak, var. Şunu da söyleyeyim. O okula yani bir dakika, okula diyorum. Okuldaki kulübe saygı duyuyorum. Bir okul ya yani bir birlik oluşturmak, tutmak ve bunu yönetmek kolay şeyler değil. Tabii. Tamam. Bunun en başarılı örneği askeriyedir. Askeri dışındaki bütün örnekler zordur abi. dolayısıyla saygı duyuyorum. Sadece sevmediğim için katılmıyorum. İşin anladım, özeti bu. Anladım. İçinde çok saygı duyduğum, sevdiğim insanlar var. Anladım. Çok iyi.
sen de başladın. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yok yok abi. Şey. Çok iyi. Ha, çok iyi. Ben de Süpermen. Abi son bir sorum var. Tabii tabii. Tabii tabii. Peki şimdi insanlar hakikaten ama özeniyorlar. Ya ben çok özenirim. Yani böyle mesela atıyorum trafikte falan gidiyoruz ya böyle. Şimdi arkadan böyle motorlar falan filan gelir. Onlara böyle yol veririm. Arkadan ben de devam ederim onlarla falan. Ne önerirsin birlikte sürmek isteyen insanlar için? Ne yapsınlar yani? Yani hani yelek muhabbeti mesela. Ben mesela gibi. Abi yelek muhabbeti Sons of Anarchy'den çıkmadı. Yani yelek giysinler. All Cruiser da yelek giyiyor. Arkasında All Cruiser yazıyor. Peki All Cruiser yeleğini başkasına verir mi? Vermez. Vermez değil yani mi? Biz yani samimiyeden orada böyle bir şey yapabiliriz ama vermez. Hayır. Yani mesela atıyorum Denizhan böyle üstüne giysin başka bir All Cruiser'ın amblemi olan. Hadi sadece onun gururunu, onurunu taşıyacak bir yelek mesela. Ondan sonra onun arkasından gitsin. Öyle bir şey. Yani All Cruiser formatı için böyle bir şey yok. Ama kulüp yeleği için abi adamlar yelekleri kendilerinden bir parça. O yüzden onu başkasına vermek istemiyorlar haklı olarak. İmza aslında yani. İmza değil de şöyle diyeyim eli kolu yeleği derler. Anladın mı? Yani çok basit bir şekilde öyle anlatabilirim. O yüzden hani kendi birlikteliklerine inandıkları kurallar ve inançlarına duydukları saygıyı sembolize eden kıyafet onların yeleği. Evet. Bir daha da bu cümleyi kuramam ha. O yüzden ben de dinleyemem. Hani, o yüzden bir telefon alalım abi. Böyle küçük bir telefon. Ben formumdayım bak, istiyorsan dinliyorum. Dörde kadar devam edelim. Alo. Peki. Şimdi oradan girecek bizim alo dediğimiz herhalde. Evet. Geçmeye geliyor ya. Bakın bekleyin. Alo. Nedense Göktuğ gibi hissediyorum bu arada. Alo. Hapşırdı telefonu. Alo. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, merhabalar. Kimsiniz? Nereden arıyorsunuz? Ankara'dan arıyorum. Oo, Ankara'dan. Evet. Selam. Evet, zaten. Tanıyordur sanırım Mutku Cihan Kantar abimizi, Serhat. Serhat. Serhat Mangal mı? Evet abi. Ya bak benim hafızam yanılmaz abi. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? İyiyim abicim, hamdolsun. Abi senin yeni canavarı bekliyoruz, bakalım ne çıkacak. Abi dayanın son 3 gün, ben yemin ederim gece gündüz bekliyorum. Saat sayıyorum, dakika sayıyorum, saniye sayıyorum ya. Bu sefer sanırım bir gürültülü bir şey geliyor. Çok gece gürültülü abi. Yarını bıraktık. Tuğra, Ferhat abi falan. Hayda. Yok abi daha gürültülü ya. Abi ne yapayım? Abi de şey soracağım. Kusura bakma hani fazla üzere de girmek istemiyorum ama. Ya sadece yayında sen varsın abi. Neden hani diğer kişiler yok? Ben onu merak ettim. Abi şu yüzden sadece ben varım. Geçen hafta Ferhat abi geldiğinde benim için arayan insanlar Ferhat abinin yayını biraz sabote ettiler, tamam mı? Hani hakkınızı yemeyeyim, şimdi bu şekilde gerçekleşti. Ben de bunu deyince mesela biz bugün Tuğra ile gelecektik başta. Ben de Tuğra'ya şunu dedim, abi dedim gelmeyeyim. Hani ne sen benim yayınımda böl denizanların işini. Haftaya da Tuğra gelecek, haftaya da ben gelmeyeceğim ki Tuğra, hani gelsem bile burada durmak istemiyorum ki Tuğra'nın yayını bölmeyeyim. Burada bu adamlar sonuçta çünkü bir insan üzerinden yayın yapmaya çalıştılar. Bunu da böyle farklı farklı yerlere yaymak pek hoşuma gitmediği için bu şekilde tek geldim. Sağ olasın abicim. Teşekkür ediyorum. Haftaya bekliyoruz Tuğra abin yayınınızı. İnşallah abi. Sen dolamadın boynumuza. İnşallah haftaya dolar. Ayıp ediyorsun. Hemen dolarım. Hiç ayıp ediyorsun. Abicim Tekan WhatsApp grubu olarak da selamlıyoruz abi. İyi akşamlar gençler. Kendinize dikkat edin. Ne WhatsApp grubu? İyi akşamlar. Kendi aralarında kalabalık bir WhatsApp grupları var. Biz dahil değiliz. Bizden izin alarak yaptıkları ve kendi aralarında konuştukları bir WhatsApp grubu var. Oradan selam söyledim. Peki ben buradan o zaman Büşra'ya girmek istiyorum. Tabii ki. Fan sayfan var abi senin Instagram'da. Evet, Büşra Taş adında 15 yaşında bir kıza ait. Abi çok güzel bir şey. Yani fan sayfa, ya ben düşünüyorum mesela benim Deniz Anak fan sayfası falan. Ben falan böyle her fotoğrafta ben varım. Büşra yayını izliyor bu arada. Selamlarımızı yolluyoruz. Ya yani, çok güzel bir şey geliyor bana. Yani şimdi çok ünlü sanatçıların böyle fan sayfaları var. İşte diyorum ya böyle kendime hayatınca beni paylaşıyorlar, beğeniyorlar işte falan. Çok güzel. Sen neyi düşünüyorsun mesela? İlk açılırken nasıl geçti o süreç? Ne dediler? İzin aldılar mı? İzin destek aldı. Veriyor musun? Abi sıkıntı var mı dedi. Dedim yok. Ben dedim olsam istemezdim. Ama dedim sevindim. Lütfen dedim benle iletişim içinde kal. Sevdiğinden, bizi abi olarak gördüğünden yapmış bir kız kardeşimiz. Ve ben de kız kardeş sahibi bu adamım. Evet. Benim çok hoşuma gitti o yüzden. Şu an benim kardeşim de yayını izliyor bu arada. Oo. Bir tane nokta falan koydu. Selamlar. Peki yazamıyor. YouTube'a yazıyor. Sendeyim abi. Evet. Kardeşine de o zaman motora böyle bindireceğim. Gezdiriyorum. Vay, alıştı yani. Kaç yaşında?
9 şu anda. Ya, riskli değil mi peki? Abi gezdiriyorum derken şöyle. Bizim mahalle çıkmaz sokak bir ucuna gidip geliyoruz yani. Ama hoşuna gidiyor. Ben şuna inanıyorum. Bir de bisiklet hastası. Bir adam rüzgarı seviyorsa motoru seviyordur abi. Tamam mı? Evet. Binene kadar anlamaz ama bindiği zaman anlayacaktır. Ben buna çok inanıyorum biliyor musun? Her adam yani şey derler. Bir kere rüzgarı yersen onu unutamazsın derler, tamam mı? Bu misal. Evet. Benim kardeşim de bir gün motora başlayacak. O konuda hiç şüphem yok. Zaten şu anda istiyor da. Sen nasıl izin aldın peki ailenden motor kullanmak? Benim babam motorcu abi. Ha doğru. Tabii benim aile motorcu komple. Ben o zaman şey oldu. Biz taşındık abi. Etiler'den Kemerburgaz'a taşındık. Taşındığımız yerde ulaşım yoktu. Babam bana gidip motor aldı abi. Hatta elektrikli bisiklet aldı önce. Tabii ben elektrikli vızzz diye geziyordum böyle. 40'ı geçmiyordu. 25'i geçmiyordu. Manetin orada bir soket vardı böyle. Çıkardığın zaman 40'a çıkıyordu ama şarjda yarı yarıya iniyordu. Aa, o yüzden çok fazla ulaşım olmayan evime yarısında yolda kalıp iterek gittiğimi hatırlarım. Sonra onun 25 kiloluk bataryasını böyle mutfağa çıkar, şarja tak falan. Öyle anılarım bu oldu. Sonra işte bir scooter aldım. Evet. Asya Shark 150. 12 kere jantı yamuldu. 12 kere lastiği patladı her seferinde. Deli para harcadım. O yüzden Çin motor almayın diye ben üzerine basa basa söylüyorum. Hatta video çekeceğim bununla ilgili. Evet. Öyle başladım. Yani babam da, ben babamla motorla çıkıp hadi bugün havaya sürüyoruz diyen bir adam olduğum için benim için izin almak gibi format hiç olmadı. Hmm. Aslında bazı babalar da sırf kendileri motorcu olduğu için ve hani İstanbul'da veya Türkiye'de yaşadıkları sorunlar için tam tersi olup oğullarına veya çocuklarına hiçbir şekilde motor almamalarını yaptı. Sağlıyorlar. Başta şey yaptı. Arkasında bindiğim dönemler mesela İstanbul'dan Cunda'ya gidiyorduk abi. Hı-hı. İstanbul'dan çıkana kadar arabaya veriyordu beni. Çıktığımız zaman arkasına bindiriyordu. Çok ilginç. Çok ilginçti mesela. Bursa, Bandırma'da iniyorduk. Cunda'ya kadar arkasına gidiyordum. Bandırma'da tekrar arabaya geçiyordum abi. Öyle değişik bir kafası vardı babamın. Allah Allah. Ama güveniyor. Hakkını yeme. Ben de onun güvenini boşa çıkarmadım ama. Ne mal aldıysak onu hiçbir şekilde hor kullanmamaya dikkat ettim. Aa, çok iyi. Tabii. Bir de hani işte fazla böyle gazlamamak, işte tekere kalkmak falan filan davaların da var. Evet. Yaptım. Hani ama hani ailenin güvenini boşa çıkarmıyor. Yaptım abi ama bak ben şunu da dedim babam. Ben bunu yapmasaydım içimde ukde kalacaktı. Şu an yok. Yani böyle bir rahatlığım var benim. Şimdi hiç yapmam etmem baba ben bilmem ne desem falan. Hikaye nasıl satayım yani. Pardon şey oldu ama. Hani şuna benziyor bu. Baban sana sorar abi alkol aldın mı 18 evet. yaşında. Almamış olma ihtimalin yok. Hele ki doğru yerlerde büyümüşsen. Hani şey doğru yerden kastım hani alkole yakın bir yerde büyümüş. Kamu spotu devam ediyor. Yani. Sonuç olarak babana almadım dersin ama işin sonunda o da aynı yerden geldiği için evet. alkol aldığını bilir. Ben de babama aynı şeyi söyledim. Ben apaçlık yaptım, kaza da yaptım. Sen geldin beni de topladın artık hevesim bitti. Yapmıyorum dedim yani işin özeti bu. Evet. Böyle hepsi almak şey da önemli hakikaten. Tabii yoksa benim gazladığım çok güzel bilinir yani arkadaşlarım tarafından. En büyük kazan neydi abi? Motorlu. En büyük kazam Kemerburgaz'da Egemenler'in dükkanının önünde bir arabaya bodoslama girmem. Oo, geçmiş olsun. Tabii. Geçmiş olsun. Ekipmanın önemi. Eyvallah abi. Tabii ekipmanın önemi bu arada. Çünkü kafamı kaldırımdaki babalara vurdum. Beton babalara ve kaskım yamuldu. Öyle bir sıkıntılı bir dönem oldu. Abi çok da garip bir kaza. 40'la gidiyorum. Spordan çıkmışım. O dönem dövüşüyorum falan. Böyle bir aktif dönemler. Aktif derken dövüşte aktif dönemler. 40'la gidiyorum. Yeşil ışık bana yanıyor. Gece 11 saat. Yollar bomboş. Soldan bir tane Nissan Note çıktı böyle. Hiçbir sinyal, far, hiçbir şey yanmıyor. Yola düz oturdu tekrar. Sağda bana boşluk bıraktı. Lan dedim çıktı herhalde görmedi. Girdim. O aniden sağdaki sokağa girmeye karar verdi. Böyle girdim arabaya. Bodoslama. Motorda 4000 lira. Bende 2000 lira hasar vardı. Buradan şu bacağımın kaval kemiği mi oluyor burası bilmiyorum ama buradan sinyal kapağı çıkarttılar. İndim tabii bayağı sıkıntılar. Motoru da sağ olsun Esengil Honda Benen abi toparladı. Evet. O şekilde de çok komik bir şekilde Turan ev arkadaşına sattım motoru toparladıktan sonra. Hala da bizde motor vardı yani. Ama şu an eli yüzü düzgün. İyi maşallah. Küçük bir şarkı girebiliriz eğer telefon tabii ki. Bir bakayım mı? Evet, bakayım bir şansımızı deneyelim bakayım. Alo? Alo? Evet yok. Var mı? Ne var? Yok gitti abiciğim. Gitti. Ya gitti adam. Evet şöyle bir... Ne o? Bir 5 dakika bir şey aynen. yapalım. Bir 5 dakika bir aynen. kısa bir durum arası ki. Verelim. Evet. Çünkü şey bayağı konuştuk aslında. Bir saattir falan hiç susmadan konuşuyoruz. Fark etmedim. Sıkıntı yok abi. Büşra 13 yaşındaymış bu arada. Özür dilerim onu bir toparlayayım. Fethiye'ye arabayla gidersen ekşim radar yazmışlar. Abi çok eğlendim yapın diyorum. Erol o sözü de burada söyledim. Bu benim şeyim olabilir, mottom olabilir. Hoşuma gitti. Rüzgarı seven adam motoru sevdiğini bildiğinde anlar. Ben bunu burada uydurdum şu anda bu arada. Yaz bunu atasözü olur. Yaz bunu. Yaz bunu. Değer görür. Bu arada şey var mı? Ha giriyorsunuz tamam. O zaman giriyoruz. Girin abi.
Evet, evet, evet. Sizdeyiz abi. Abi siz yavaş yavaş düğüne doğru dönmeye başladınız. Altın kondomlar düğünde. Sonra iş var. Ha, ekstra. Hazırlık. Şöyle bir olay var ki benim hiçbir zaman içime sinmez. Düğün mü? Hayır abi, altın kondomların şu an kameraya evet gözükmemesi. Ama merak edenler için. Evet, o yüzden yayın bitene kadar sizde abi kamera. Tamam mı? Evet. Ne zamandan beri? Şu andan itibaren. Evet, yayın bitene kadar sizde olacak. Tamam. Evet, şimdi YouTube'dan sorular alacağız. Ondan sonra Twitter'dan sorular alacağız. Bir tane ya da en fazla iki tane daha telefon alacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş bitireceğiz izninizle. Sizin de izniniz tabii olursa. Ki. Tamam, çok güzel. Bir de VTR'miz vardı. Evet, izlemeyenler için. Girebiliriz tekrardan. Çok teşekkür ederim ya. VTR'ye bir daha girelim. Mert, ben de pazartesi günü iple.
Evet, teknik bir şey oldu. Hemen onu altta devam ettirelim. Altta devam ettirelim. Biz bu sırada soru hemen alalım. Soralım. Tamam mı? Altta devam etsin o. Engin Can demiş ki sürekli bağlanıp düşen benim demiş. Abicim böyle bir amatör. Geldi, geldi. Evet, buyurun. VTR'in sesini açın dediler, evet. Devam edelim. Tekrardan VTR geldi. Altta devam et. Arayanlar meşgul olduğunu söylüyor telefonun ama ararsanız iki tane daha telefon almaya çalışacağız. İki telefon daha alabiliyorlar insanlar. Ararsanız eğer burada bir sohbet yaparız. Abi sorunlar, sorunlar. Abi ailecek izliyoruz diyenler var. Abi ha, abi bu konuya girmek istiyorduk biz de. Halil'le daha önce konuşmuştuk. Bu benzinlikte dövülen bir motorcu olayı var. Aynen, Moto CBR adlı YouTube kanalı. Moto CBR 6 evet. Adlı YouTube kanalı. Evet. Moto CBR, onu altın elbiseli adam Barkın Bayoğlu'da kanalına çıkartmış. Geçen hı-hı, iki gün önce gördüm. Bugün gördüm de galiba dün çıkartmış. Var abi öyle bir video, evet. Var öyle bir şey. Neyi şey yapayım? Yani nasıl yorumluyorsun abi? Başınıza nasıl şeyler geliyor? Hani bu abi aynısı süreçten başıma geldi de ben kalabalıktım. Hı-hı. Tamam, o yüzden ben kendimi savunabildim. Ama bu başımıza geliyor abi, yani var böyle bir şey tabii, Türkiye'de tabii. Ve bu bak, orada mesela hep şunu yayınlamışlar, motorcular öküzlük yapıyor, motorcular. Hayır abi, araba arabaya da öküzlük yapıyor. Aynen. Sadece herkese merhaba, ben Anıl Paç. Anladın mı? Motorcu kamera taşıdığı için buna şahit oluyor. Ben arabada da çok fazla kavga ettim. Biz hatta geçen gün buradan yayından dönerken iniyorduk arabadan. Tamam. Aa. Tabii. Taksinin bir tanesi, Ali Mert sen hatırlıyorsun değil mi? Taksinin bir tanesi abi, Ferhat abinin arkaya girdi, çat 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 selektör. Tam o videodaki gibi. Ne oldu abi? Ben inmeye hazırlandım. Hani insek orada kapışacağız. Adam kaçtı. Bizim uyarmamızın ardına. Kibarca uyardık tabii arkadaş. Lütfen yoluna git. Yapma böyle şey. Arkadaşımız dedik de. Yani bu da geliyor. Ama motorcuların başına geldiği için, motorcular kameradan paylaştığı için bu daha fazla motorcuların gündemine geliyor. Arabada daha fazla var. Ha şu var. Arabada başına gelen şey de abi, herif tamponla öper yırtabilirsin. İşin içinden kurtulabilirsin. Ama motorda tamponla öperse kurtulamazsın. Evet, aynen. Motorda tampon sensin. Aynen öyle. O yüzden ekipmanlar falan çok önemli. Yani evet. Gerçekten önemli. Bir de soğukkanlı olacaksın. Ya benim bir öküzüm var. Ben yazın telefonla, tişörtle motor kullanıyorum. Evet. Sadece dizlik falan takıyorum. Dirseklik falan dirseklik, takıyorum. Dizlik. Aslında yanlış bir şey. Çünkü dirsekliğin içine zırt diye dönüp sürtüp sana yine zarar verebiliyor. Tek yaptığım şey bu. Dirseklik ve dizlik bana böyle çok şey geliyor ya. Hani hemen çıkabilirmiş öyle ya da dönebilirmiş yani gibi geliyor. Yani 200'de düştüğünü farz et. Hiç güvenmiyorum. Ne kadar ellerinde bağladığın bir dirseklik ya da aynen, dizlik seni gerçekten orada koruyabilir. Evet evet. Aynen öyle. Sanırım düzelttik VTR'yi. Bir daha bir deneyelim. Bir daha bir iki dakika hemen deneyelim. Bu sırada sorularınızı alabiliyoruz aynen. Alabiliriz. Onlara bakıyorum. Özellikle soru ama herkes motorunu soruyor. Evet. Herkese merhaba, ben Anıl Paç. Utku Cihan Kantar'ı tek kelimeyle anlatayım size. Selam arkadaşlar. Çekiyor mu? Ben şimdi sana Utku'yu tek kelimeyle anlatayım. Düz adam. Kesinlikle baba olur. Adam. Utku adam mıdır? Utku adam mıdır? Bak ben bunu videolarımda söyledim. İkinci olarak Utku'nun iyi ve kötü yönleri. Ya sevdiğim yönü şu. Başkan, bırak bende. Ben bunu Snapchat'te söyledim. Ben bunu Instagram'da söyledim. Sevdiğim yönlerinden bir tanesi abi. Adamı al yanına, günlerini geçir yani. Sıkıntı yok. İyi yönleri olarak gerçekten hoş sohbet. Bulunduğu ortamdan zevk almasını bilen. İyi bir misafir. Emanetine sahip çıkan, borcuna sadık. Utku adinin şerefsiz yalancı düzenbazın öndeki deniz. Utku bunu duymasın ama. Ama Utku bunu duymasın. Sevmediğim yönü arada bir böyle mekanda saçma sapan yerlerde hesabı ödemeye kalkıyor. Olmuyor. Hiç sevmedim kantarım. Bazen bak hiç sevmem. 2-3 kişi dışarı çıkarız. Tamam mı? 2-3 kişi çıkar dışarı. Bazen onların da hesabını öder. Ötesi? Ama benimkini de ödesin. Sevmediğim yönü yok gibi bir şey. Henüz böyle bir kavga mavga etmedik de. Kavga etsek zaten ben onu döverim yani. Onlar çok ince benim hesabımı ödeyemiyor. Ne oluyor? 100 kitleyeceksem 50 kitliyorum. Utku'nun can alıcı noktaları. Acaba bu adamın canını alabilir misiniz? Bu adamın can alıcı noktası var mı? Çok can alıcı bir noktası var. Bak bu Kantar kardeşimin en can alıcı noktası.
Kantar kardeşimin en can alıcı noktasını da A'da burada ilk defa söylüyorum. Bunu da daha bende. Can alıcı nokta. Utku'nun en can alıcı noktası ise Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktası neydi? Hepsi ve daha fazlası Geyik Mobil'de. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktalarına hoş geldiniz. Şu tarafa baktığımızda Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktalarından en önemlilerinden birini görebilirsiniz. Şu noktada ise Utku Cihan Kantar'ın can alıcı noktasına ölürüz biz. Şu taraflara doğru odaklandığımızda Utku Cihan Kantar'ın en can alıcı noktalarından birini görüyoruz ki o da çok can alıcı bir nokta olması. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda en sonunda konuşan arkadaşımızın adı Geyik Kuşu. Evet, Geyik Kuşu. Kendine öyle bir bizden ve kendine Geyik Kuşu denmesini istiyor özellikle. Aynen. Bu ondan arada filtresiz yayında. Aynen. Aynen, filtresiz radyodan. Aynen. Evet. Telefon vardı. Bakayım hala burada mı? Alo. Alo. Merhaba. Merhabalar. Kimsiniz? Nereden arıyorsunuz? Ben sürekli yayından düşen Engincan abi Antalya'dan arıyorum. Hoş Engincan abi. Sen bir azim örneğisin ya. Hoş geldin Engin. Hoş bulduk. Evet. Var mı bir sorun? Abi öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Arkada oturan Anıl Paç bugün bana selam yolladı dedi. Ona buradan selam söylüyorum. Tekan böyle bir troll abi. Merhaba dedi sana. Merhaba abi. Bir daha benim Utku Cihan Kantar'a bir sorum olacaktı. Tabii ki. Abi neden motor? Yani neden motor? Ya bu süreden sonra motor bana bir erkeğe neden kızdan hoşlanıyormuşsun sorusu gibi oluyor. Neden bir kızdan hoşlanıyorsun gibi geliyor, anladın mı? Evet. Çünkü 10 yıldır küçüklü büyüklü motor kullanıyorum. 10 yıldır evet. Yani 11 yaşımda bir Activa kullanarak başladım abi. Ve Activa kardeşliği çok acayip bir şeydir. Şimdi Activa'dan beri 10 yıldır motor kullanınca abi artık böyle şeyi soruya şey diye cevap veremiyorsun. Motoru seçtim çünkü trafikten falan diye cevap veremiyorsun abi. Aynen. Bir kere bindim, çok hoşuma gitti. O gün bugün binmeye devam abi. Yani dediğim gibi bir kızdan neden hoşlanıyor musun sorusu gibi oluyor bana. Erkeğim hoşlanıyorum. Motor seviyorum, hoşlanıyorum. Çok garip bir şey ya. Yani dışarıdan mesela deniz hayal edemiyorum. Onsuz hayal edemiyorum. Yani kapıda bir motor durmadığı günler, özellikle şu son bir hafta, benim hakikaten böyle ruhumun bir parçası eksik gibi geliyor. Bu böyle çok abartı, motorculuk şöyledir bilmem ne. Böyle değil abi. Tamam, ben öyle bir şey demiyorum. Motorculuk öyledir bilmem ne. O öyle bir şey yok. Evet. Tamam, motor kullanabilen her adam motor kullanıyor zaten. Ama benim motor olan tutkum başka bir dava. Yaşam tarzı değil mi? Tabii. Ya özellikle de son motorunu kendi toplamış, kendi elleri toplamış bir adam olarak benim için başka bir dava. Harika abi. Nasıl, güzel cevapladın mı Engincan? Güzeldi abi. Abi bir de hatırlarsanız ben Ali Mert abiden sizi aradığımda trollemiştiniz beni. Ha, Deniz Hanım. Ama şu an aklıma yapacak troll gelmediği için trolleyemiyorum sizi. Bu arada rejiden haber geldi. 300'e son bir abone kalmış. Ooo süper. Oo. Demek ki bizim dostlar destek olmuş size. Valla destekleyen herkese teşekkürler. 300 oldu. Bravo. Bravo. Tebrik ediyorum ya. Geyik Mobil güzel bir kanal abi. Çok daha önünüz açık inşallah. Tamam, inşallah hep birlikte. Engin Can'a selam söyledim. Engin Can'a selam söylemiş. Ali Mert görecek. Aleyküm selam abi. Tamam. Eyvallah. O zaman var mı başka soru? Başka sorum yok abi. Hadi o zaman. Hadi. Hadi. İyi yayınlar. Abicim kendine mukayyet ol. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet. Bu arada geçen hafta anlatacağımız bir troll bir hesap vardı. Patates Bey. Burada mı? Geldi. Patates Bey geldi. Patates Bey merhaba. Selamlarımızı iletiyoruz. Tekrardan hoş geldi.
Aynı zamanda bu arada 300'den bahsetmişken hani bizi dinleyenler, ilk defa dinleyenler veya daha öncesinden dinleyenler kanalımıza abone olun. Aynı zamanda haftaya Tuğra Eli Büyük geliyor. Aynen. Haftaya o yayında aynı şekilde YouTube'dan canlı yayın olacak. Bağlanabilirsiniz, izleyebilirsiniz, bizlere takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Twitter'dan ve Instagram'dan da Geek Mobil hesaplarımız vardır. Gerisini biliyorsunuz. başka yani soru yok. Herkes motoru soruyor abi. Deli gibi motoru soruyorlar. Hani ona kilitlenmişler. Abi istiyorsanız motoru niye söylemediğimi de bu ara söyleyebilirim. Evet. Böyle bir mesela, şey yapabiliriz. Muhabbete tıkanmamız çok acayip değil mi? Halbuki aslında 5 saattir konuşuyoruz yani baktığınız zaman. Motoru niye açıklamadığıma gelirse ben abi daha önce 2 kere motor almanın ucundan çok döndüm. Hı-hı. Tamam mı? Ve hep böyle bir nazar değdi, bir şey oldu, bir şeyler döndü evet. falan bilmem ne alamadım günün sonunda. Bu sefer ilk kez o kadar yaklaşıp işin içinde de böyle bana yardımcı olan markalar, değerler, abiler olunca ben dedim ki tamam dedim abi bu sefer yeni motor alacağımı söyleyeceğim. Hı-hı. Ama belli başlı adamlara ne alacağımı söyleyeceğim. Onun dışındaki insanlara söylemek istemiyorum. Hem de merak etsin istedim. Açık söyleyeyim merak etsinler istedim. Ondan sonra ki merak ediyorlardır. Gerçekten çok fazla merak ediyorlar. Ki hani inanıyorum ki ben çok ilginç bir şekilde inançları çok kuvvetli olmasa da nazara inanan bir adamım. Ya göze inanıyorum yani. Bir göz bir şey değdi mi abi bir şey oluyor. Evet. Ya da bu da işte emanetin canı şeyindedir falan diye de bağlayabilirim. Bu dediğim tutuyor gibi şu anda yani. İlk kez bu kadar sakladığım için yaklaştım. Pazartesi günü böyle notere girip alıp böyle çıkıp sonra şey yapacağım böyle aa kırdım lan Ceytan'ın bacağını falan diye ayrılmayı düşünüyorum. İnşallah ya. O yüzden söylemedim yani. Yoksa kimseye bir garezim yok yani. Öğrenmeyin lan falan kafasında değilim. Aslında YouTube'da vlog çekerek de aslında nazar olayı gerçekten çok riskli bir şey. Abi ben... Evet ya. Ya düşününce aslında olay, direkt he, nazar yani. Hakikaten yani. Nasıl abi? Yeni bir motor almışsın abi. Ondan sonra tanıtıyorsun. Korkuyorum. Korkuyorum. Çünkü beni seven kadar, Allah razı olsun beni seven kadar. Evet. Benden nefret eden adam. Haset eden de fazla. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun ya? Sadece küfretmek için, sadece senin videona dislike olsun diye dislike, açıp dislike atıp çıkan adamlar var. Tabii. Ben video atıyorum. Ya sen 5. sayede nasıl dislike attın lan? Ya 5. sayede ne gördün videoda? Evet. Anladın mı? İşte giriş kötü yapmışım demek. Nasıl bağladım? Harikulade. Harikulade. Böyle muhabbetim. Tamam. O zaman oldu. Oldu yeter artık. Oldu. Tamam. Şimdi o zaman teşekkürlerimizi geçelim. İşi gücü bir Kadıköy sokakları anısı ve gecenin devamı. Buraya kadar arkadaşlar artık kapatabiliriz. İyi akşamlar. Abi şimdi köfteye gidelim. Nasıl? Teşekkürlerimize geçiyoruz. Evet. Tamam abi geçelim. Kamera zaten orayı gösteriyor değil mi? Tabii tabii. Orası devam. Evet bu akşam yine Geek Mobil'deydik. Utku Cihan Kantar bizlerleydi. Deniz Han. Ve Bastan. Ege Yılmaz, oturumuzun en iyi basçısı. Davulda, Arda, Sanca. Elektroda, Tuğuş Gökberk Devam, devam. Tuğuşların yayını Perşembe günleri saat 8.10'larında Dinlisiz Radyo, Radyo Üstelik üzerinden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda Reşe ekibimiz, orada bir Reşe ekibi var. Reji. Ali Rıza Dönelelim Güneş. Ve Ali Rıza'ların yayında Aşırı Doz Perşembe akşamları 10-12 arasında Radyo Üzünet üzerinden veya Geek Mobil YouTube hesabı üzerinden izleyebilirsiniz. Nida Dalgıç. Serine Sabancıoğlu vardı orada. Evet arkalarda bir yerlerde. Her şeyimiz Serine Sabancıoğlu. Aynı zamanda bizlere yardımcı olan yayına gelen aynı zamanda Ali Mert Görecek. Anıl Paç. Videolarda Anıl destek Paç. Veren Ferhat Hakan abimiz. Ve haftaya Tuğra Eli Büyük ile birlikteyiz. Ya bu arada abi orada özel bir adam var ona teşekkür etmek istiyorum. Evet. Okulumuzdaki müzik stüdyosunun yeni sahipleri diyebiliriz. Şöyle söyleyelim ilk defa sorumlu bir insan. Aynen öyle. Ahmet Can Yapı ve Arman Garip dedim Arman Garip. Arman Garip'e çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Orada olan hayeti bize verdikleri için her hafta seviyoruz seni abi. Çok teşekkürler. Abi. Evet. Sana tekrardan teşekkür ediyoruz. 2 haftadır beraberiz burada. Abi ben de buradan. Ben de buradan. Eyvallah. Sen gidip vedalaşıyor musun? De. Ama hadi. Evet. Eve mi geçiyorsun? Evet. Geek Mobil bu akşam da dükkanı kapatıyor. Son bir kez. Diyelim ki. Böyle kapatalım bari. Tabii abi. Tabii. Bir alkış. Alkış. Alkış.
Kendinize bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Son bir hesap veriyorum. Bizleri Geyik Mobil YouTube hesabımızdan izleyebilir, abone olabilir. Instagram ve Twitter üzerinden de Geyik Mobil'i takip edip bizlere ulaşabilirsiniz. Haftaya saat 22.00'da, Cuma akşam 22.00'da, hatta tam olarak tarihi de söyleyeyim sizlere, söylüyorum. 23 Aralık Cuma günü Tuğra Elibüyük'le tekrardan bulabilirsiniz. Tuğra Elibüyük. Geyik Mobil. Bitti. Herkese merhaba.